Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ikinci günü başlıyor. İlk günden rekabetin kızıştığı yarışmamızda haftanın iddialı yarışmacılarından Recep'in evine konuk olmak için hemen Çekmeköy'e gidiyoruz. Hoş geldin Gürbüz. Hoş bulduk. Nasılsın Recep? İyiyiz, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hanımefendi kim? Annem. Annen mi? Çok heyecanlı, benden daha çok heyecanlı. Nasılsın anneciğim? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim anneciğim. Recep sana dün neler olduğunu anlattı mı? Evet, evet. Konuşulacak konu çok. Çok evet, var, çok hem de Gürbüz. Sohbete içeride devam edelim mi? Önden siz lütfen. Herkese merhaba. Recep Uçar ben. 1987 Sarıyer İstanbul doğumluyum. Aslen Kastamonu'yum. Mesleğim olarak da mağazalar görsel vitrin dizayn yöneticisi olarak çalışmaktayım. 16 yıldır bu işi yapıyorum. Görsel benden sorulur, düzen benden sorulur, kıyafet eleştirileri benden sorulur. O yüzden benim için yemekleri de bunlar bir bütün olarak olduğu için de burada da kendimi göstermek istiyorum. Normalde 4 tane köpeğim var. Hayvanlar benim vazgeçilmezim bu hayatta. Zaten bunlarla ilgili de bir sürü projelerde yer alan birisiyim. Sokak hayvanlarını beslemede. Her ay bir engelli hayvanın hayatına dokunmaya çalışıyorum. Yarışmada aslında Recep'i görecekler. Çünkü ben nasıl söyleyeyim? Kendime çok güvenen, kendimi iyi ifade eden bir insanım ve kimseyi kırmamaya çalışırım. Ama damarıma basıldığında inanılmaz agresif bir Recep görebiliyorlar. Çünkü hayatım kolay geçmedi benim. Çocukluğumdan gelen bir hayatım var. Çünkü ben çok zorluklardan geldim bu hayatta. Kendi başıma tutunmaya çalıştım. Hayatta bir annem var. Arkadaşlarımı davet ettiğimde kesinlikle herkes şunu söylüyor. Elin çok lezzetli. Yani bir pilav dersin ama pilavı bile lezzetli yapıyorum. İşte bu sihirli ellerimle olan bir şeydir. O da zaten beni ben yapıyor. Recep Uçar olduğum için de yemek benden sorulur. Herkes benden korksun bu anlamda. Anneciğim kaç çocuğunuz var? 2 tane. Maşallah. Diğeri nerede? Bir tane abim var. Benden 4-5 yaş büyük. Çok farklı karakterleriz ama. Gerçekten mi? Yani benim gibi böyle renkli, eğlenceli, daha ağırbaşlı biraz. Burası kimin evi? Şöyle, ben yalnız yaşıyorum. Annem Sarıyer'de oturuyor normalde kendisi. Tabii ben de gidip geliyorum. Pandemide ben buraya yerleştim. İşim gereği de buraya geldim. Çalıştığım yer buraya çok yakındı. Sonra bu evi Allah nasip etti, aldık çok şükür. Kendi evim, kendi heyecanım, hep hayalimdi çocukluğumdan beri. Bir gün çok param olursa, kazanırsam bir ev alma hayalim vardı ve 7'den yani A'dan Z'ye her şeyini kendi ellerimle böyle tasarlamak isterim. Sen vitrin tasarımı yapıyorsun. Vitrin tasarım yöneticisiyim ben. Peki bu evi nasıl tasarladın? Aslında yine böyle bir ahenk ve uyum var. İşte tabloda gördüğünüz gibi bir hasırdan bir köprü var. Onun bağlantısı olarak da avizeler bunu bağlıyor. Aslında bir hasır alım vardı ama şu an çıkardım onu. Hepsi bir kombin. Gördüğünüz gibi aksesuarlarım, perdelerim, gece gündüz olan perdelerim. Dikkat ettim de perdem bile çok enteresan. Bu perdenin şöyle bir özelliği var. Akşam oldu, böyle kapatıyorsunuz. Gündüzde açıyoruz, gün ışığı gelsin ve ortadan da açarsak tamamen perdeyi şu şekilde hemen göstereyim. Böyle açılıyor. Böyle çok kullanışlı. Anneciğim, oğlunun yemekle arası nasıl? Evet, yapar. Yapıyor. Küçükken mutfağa meraklı mıydı? Çok meraklıdır. Evet, küçükten beri çok meraklıdır. Her şeye. Yumurta kırmakla başladım. Evet. Yumurtaları beceremezdim o zaman. Çöpe atarım çaktığımı da annem bir gelir, evet. Dolapta yumurta yok. Hepsini attım. Peki eli lezzetli mi? Evet. Doğru söyle anne, heyecanlanma. Evet. Yok, lezzetlidir, evet. Son olarak sana hangi yemeği yaptı? Cumartesi günü yaptım. Cumartesi günü taze fasulye pişirdim ona. Anladığım kadarıyla elin lezzetli Recep. Annemden de el almışsın. Peki bulaşıkları çamaşır suyuyla yıkadın mı? Vallahi annem şahit, zaten videoda çektim. Ve yani bütün tencereleri çamaşır suyuyla yıkayıp güzelce duruladık. Ama çamaşır kokusunu çıkardık. Sadece Yurdagül için mi? Evet, Yurdagül Hanım için bunu yaptım. Bütün tabakları, sunacağım tüm malzemeleri bulaşık makinesine 1-2 saat boyunca yıkadık. Annemin temizdi ama anneme dedi ki böyle bir bayan var yarışmada. Çok hassas.
İnşallah mutfağıma girmez, girmesin diye yaptım. Peki iddialı mısın? Çok iddialıyım. Aslen nereliydiniz? Ben yani Kastamonu'yum, annem Giresunlu. Recep, artık bize menünü sayar mısın lütfen? Menümü sayıyorum. Çorba olarak pestolu köz domates çorbası. Ara sıcak olarak da parmesan yani peynir soslu gnocchi yapacağız. İnanmıyorum. Gnocchi mi yapacaksın? Gnocchi, İtalya'dan gelen bir isim diyelim buna. Ana yemek olarak da dumplingli dana yani. Dumpling nedir? Hamurdan yap. Sürpriz olsun ya. Söylemeyeyim o kadar bence. Hamurdan, hamur katacağız. Anneciğim, sen dumplingi biliyor musun? Ben hiç yapmadım. Anne yapmadı, ben yapacağım. Ben yapmadım yani. Garip garip yemekler yapıyorlar. Bizim Karadeniz hani... Kara lahana dolması, kara lahana çorbası, fasulye kızartma, bizde yani bunlar balık kızartma yani bizde başka... Nereden çıktı bu dumpling? Ben bilseydim ben tepside börek yaptım hani bilseydim getirirdim. Keşke getirseydin anneciğim. Vallahi hiç aklıma gelmedi, o kadar telaştan geldim ki. Beni de mi düşünmedin? Vallahi neyse gönderirim size söz. Peki ya salata? Renkli domatesli balsamico roka salatası. Balsamico! Balsamico. Anneciğim, balsamico'yu biliyor musun? Recep, neden annenin bildiği yemeklerden yapmadın? Balsamik silke. Haberin olsun o. Sıra geldi tatlımıza. Çok iddialıyım bu ara. O tatlımı herkes bayılıyor. Gerçekten restoranda bile, bir kafede bile yiyemezler. Limonlu cheesecake. İnanılmaz lezzetli yapıyorum. Oğlun sana cheesecake yaptı mı hiç? Yok, yaptı evde. Oh! Bildiğimiz bir yemek çıktı. Evet. Evet. Artık markete gidelim mi? Gidelim. Annemiz burada. Evet, heyecanla gidelim. Bir an önce malzeme alıp başlayalım. Hadi o zaman seni aşağıda bekliyoruz. Tamamdır, görüşürüz. Görüşürüz. Menüde çok çelişkiler var. İtalyan yemeği var. Çorbası pesto soslu ondan sonracıma. Roka salatalı. Aşağı indiğimiz zaman tatlımız değişik. Yani etle karma karışık bir menü oluşturulmuş. Herhalde yapabildiğini zannettiği bir menü oluşturmaya çalışmış. Menüsünü de beğenmedim. Genel olarak uyumsuz buldum. Hazır ürünler var. Yani pesto sosunu hazır kullanabilir. Peynir sosu, gnocchi, orada da patates var, ette de patates var. Birbirinden çok bağımsız, uyumsuz bir menü olmuş. Ben beğenmedim menüyü. Arayımın dibi hamur var. Hamurunu nasıl yapacak? Sert mi olacak, yumuşak mı olacak, kıvamı nasıl olacak göreceğiz. İtalyan mutfağından gidiyoruz yine. İnşallah dün Melike Hanım'ın uğradığı hüsrana Recep Bey de uğramaz. Bugün de bu menüyü dün olduğu gibi beğenmedim. Ben karşıyım yabancı yemeklere, menüye karşıyım. Ben Türk'üm, ben Karadenizliyim. Ben kendi ülkemin yemeklerini görmek istiyorum. Recep, nereye gidiyoruz? Valla alışverişe gidiyoruz. Artık menü zamanı, hazırlıklar başladı. Bir an önce malzemelerimi alıp yemeye başlamak istiyorum. Kasaba gidecek miyiz? Kasaba, her şey marketin içinde olacak. Kasabımız, manavımız hepimiz elimizin altında olacak. Bu kadar pratik ayarladım her şeyi. Çünkü zaman bizim için çok önemli. O yüzden hiç zorluk yaşamayacağımı düşünüyorum. Hadi gidelim o zaman. Nihayet markete geldik. Evet, şimdi geldik alışveriş zamanına. Buyurun buyurun buyurun, benim zamanım daha değerli ama olsun, size müsaade, bayanlara öncelik her zamanki gibi. Seni tebrik ederim, çok centilmensin. Evet, şimdi ilk önce domates almaya başlayacağım. Domatesimi alayım. Poşet var mı? Poşet alabilir miyim? Teşekkür ederim. Size zahmet, bana oradan 1 kilo soğan, 1 kilo patates orta boylardan rica edeceğim ama. Çarık çürük istemiyorum. Çarık çürük olmasın yoksa aman aman. Evet, şöyle poşetlerimizi hemen... Recep, bir vitrin tasarımcısı olarak manav bölümünü nasıl buldun? Valla her şey güzel görünüyor gürbüz. Bende herhangi bir sıkıntı yok. Renk uyumu, biberler, domatesler, salatalıklar hepsi çok iyi. Görsel tasarım her zaman çok önemli değil mi? Kesinlikle öyle yani. Biz kıyafet giyerken de ilk önce ne yapıyoruz? Ayakkabımızı, makyajımıza, her şeyimize dikkat etmiyor muyuz? Bu da öyle bir şey. Yemek de öyle bir şey. Masa düzeni de öyle bir şey. Her şey aslında bir görsel aslında. Görsel sanat. Manav bölümüne devam eden yarışmacımız yeşilliklerini seçiyor. Hazır böyle küçük patatesler oluyor böyle minik pakette. Normal patates içeride var, tamam. Şimdi Gürbüzcüğüm, limon alacağız buradan. Recep, bakıyorum yardım da alıyorsun. Bir tane asistan buldum kendime bugün. Asistanın da maşallah var. Ustam, Recep Bey'i kaldırabilir misin? Çok merak ediyorum.
Bayağı güçlü. Ustam sen nerelisin? Adana. Recep, bakar mısın Adanalı asistanına? Gerçekten çok güçlü. Gürbüz gayet iyi. Vallahi iyi. Bravo. Manav bölümünden aldığı ürünleri tarttıran yarışmacımız alışverişe market içinde devam ediyor. Gidiyoruz gidiyoruz evet. Çok pardon. Kasap bölümüne gidiyoruz. Koş Fahri koş. Kaza Fahri kurtar bizi Fahri. Evet. Evet. Selam kolay gelsin abicim. Şimdi malum yemekliyiz programındayız. Çok güzel bana bir dana bonfile vereceğini düşünüyorum. Çünkü bütçemle kısıtlı olduğu için 6 kişinin yiyeceği bir et istiyorum. 6 kişinin yiyebileceği bir et mi istiyorsun? Ekibi düşünme ya, bir de Gürbüz için düşünelim. Yarışmacımız ana yemeği dumplingli dana yahni için bonfile kestirirken baharatlarını ve yağlarını seçiyor. Recep, çamaşır suyu alacak mısın? Çamaşır suyu aslında Yurda Gül Hanım'a alabilirim bence ya, alsak mı? Zeytinyağımızı aldık okey, bir sıkıntı kalmadı bunda. Zeytinyağı değil ama o, ayçiçek yağı. Beni kafamı karıştırdınız ya bak. Nerede? Ben göremeyebilirim heyecandan şu an. İyice şaşkın ördeğe döndük. Vallahi döndüm şu an evet. Bu kez de Riviera aldım. Çekin arkadaşlar çekin. Ya bir dakika niye kafamı karıştırıyorsunuz ya? Fahri zeytinyağı nerede? Fahri zeytinyağı. Recep bunlar zeytinyağı değil de ne? Ha, sızma zeytinyağı işte. Çekin arkadaşlar çekin, sızma zeytinyağı alıyor. Yürümüz niye kafamı kurcalıyorsun sen? Normal yemek yakatan zeytinyağı hangisi? Şunlar. Zeytinyağını da alan yarışmacımız alıyor. Alışverişe devam ediyor. Nereden geçeceğim? Buradan işte. Buradan geçerim. Hadi bakalım. Geçtim. İnşallah. Eyvah! Yıktın, döktün. Eyvah. Fahri. Koş Fahri, koş. Fahri çok özür diliyorum. Vallahi çok özür diliyorum. Tamam, bunları tamam, devirdim. Tamam, şekeri getirdim. Tamam, süpersin. Şeker gibi adamsın vallahi. Teşekkür ediyorum. Ekmeğini de alan yarışmacımız eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Fahri, kız Fahri neredesin? Koş Fahri, koş. Hadi gel buraya. Benim gibi Adana'dan kızımız değil mi? Ya, şaka o. Sevmekle. Buğday nişastası tabii ki. Teşekkür ediyorum. Nişastamızı da aldık. Şimdi bir dakika. Tuzumuzu, tereyağımızı beyefendi verdi. Sarımsağımızı aldık. Ha, 8 adet o küçük patatesten istiyorum demiştim ya. Paketli içeride demiştin. Dışarıda yok demiştin. Recep, Fahri de olmasa ne yapacaksın? Adanalı kardeşim. Bütün Adana'ya selam olsun senin vasıtağına valla. Yarışmacımız market çalışanlarından da yardım alarak eksik ürünleri bulmaya çalışıyor. Fahri son 2 dakika kaldı. Arpacık soğana ihtiyacım tamam, var. Sonra biz kasaya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Biz yavaş yavaş kasaya gidiyoruz. Ödememizi yapıyoruz. Alışveriş listesini tamamlayan yarışmacımız aldığı ürünleri kasadan geçirmeye başlıyor. Fahri! Adanalı Fahri! Abi bir şey söyleyeceğim, Gürbüz buranın kızları da çok güzel ama maşallah vallahi hepsi güler yüzlü, işte enerji bu, karşılama bu, güler yüz bu. Recep yoksa sen evde mi kaldın? Vallahi buran herkese sesleniyorum, hangi kamera? Bu kameraya seslenebilirsin. Beni görüyorsunuz arkadaşlar, tüm beni beğenenler lütfen bana ulaşsınlar. Bir izdivaç yapalım. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Alışverişi tamamlayan yarışmacımız ödemesini yapıyor. Baktım kaldı. Dur. Hemen şöyle veriyorum. Şöyle fişimi alayım. Hemen fiş rica edeceğim sizden. Evet. Teşekkür ediyorum. Fişimi. Adınız neydi? Gamze. Gamze Hanımcığım biraz hızlı olalım lütfen. Saniyem hep işliyor ya. Fişimi alayım. Gamze bize döner misin lütfen? Sen de çık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Poşetlerimi hemen alıyorum. Alışveriş torbalarını alan yarışmacımız yemekleri için eve dönüyor. Anne. Yetiştirdin mi oğlum? Yetiştirdim. Tamam, sen şunları al anne. Tamam. Ben üstümü değiştirip geliyorum tamam. Sen size ne kadar. Dün kötü bir gün geçirdik. Melike Hanım'ın süresini iyi kullanamadığını düşünüyorum. Karşılaması olsun, yemekleri olsun, birçok eksik vardı masada. Peçetesinden tutun, tabağımızdan kıl çıktı. Sosunu tadamadım, ona göre puanlama yaptım. Recep Bey bunun için çok iddialı konuştu. İddiasını bugün göreceğiz. Recep Bey'in bu menüyü yetiştiremeyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü onu zorlayacak bir menü yok. O yüzden her şeyi bitmiş bir şekilde bizi dört dörtlük karşılamalı. Recep Bey'den bunu bekliyorum. Yetiştirir ama tadı tuzu olur mu bilmiyorum. Ama yetiştirmeme ihtimali de var tabii ki. Anneciğim,
Recep çok heyecanlı, çok. Bugün yemekleri yetiştiremezse yandık. Yetiştirir, yetiştirir. Güveniyor musun? Evet, güveniyorum. Hangi oğlun daha güzel yemek yapıyor? Bu yapar, abisi pek şey değil, öyle eli yatkın değil. Yoksa büyük oğlunu mutfağa sokmadın mı? Yok, maalesef. O araba tamircisi olduğu için. Araba tamircisi mi? Aralarında kaç yaş var? Gürbüz! 4. Recep! Gürbüz, gel gel bak. Gel burayı göstereceğim. Gördün mü burayı? Recep, gözlerime inanamıyorum. Bunu da mı sen yaptın? Evet, bu benim kendi tasarımım bu arada. Buraya inerken kendimi böyle havuza inmiş gibi hissediyorum. Tabii, evin de iki katlı. İki katlı, ters durbex burası. Aşağı inerken ruhum daralmasın diye böyle güzel bir akvaryum yaptım buraya. Gerçekten de bir akvaryumun içinde gibiyiz. Evet, çok güzel değil mi? İçim açılıyor buraya indiğim zaman. Bu duvar kağıdı mı? Duvar kağıdı, evet. Senin iyi bir vitrin tasarımcısı olduğun belli. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hadi gel mutfağa gidelim. Hoş geldin. Ne yaptın, hazırladın mı hazırladım, bunları? Evet. Tamam, süper. Malzemelerimiz hazır. Recep, malzemeler hazır da ben hazır mıyım? Aa, pardon. Gürbüz'cüğüm, bu arada sana Betül arkadaşımız Saint Sebastian ikramı var. Senin için yapmış özellikle arkadaşın. Dedi Gürbüz'e bunu götür bana ısrarla. Bir de bu konumdaki bilekliği de size yolladı. Kendi özel tasarımı. Şöyle kolunuza takayım sizi. Recep, sen ciddi misin? Evet, çok ciddiyim. Gerçekten mi? Evet, çok. Benim bileklik sevdiğimi biliyor musunuz yoksa? Size özellikle gönderdi. Şöyle arkadaşımın hediyesi. Betül'e de selamlar olsun buradan. Bu gerçek mi? Evet, gerçek. Her şey gerçek ve kendi tasarım bu arada. Betül Hanım'a çok teşekkür ederim. Senin yakın arkadaşın mı? Çok yakın arkadaşım. Neden gelmedi? Çıkmak istemedi. Ama sadece hediyesini gönderdi. Bir de sana, ekibe ve böyle bir Saint Sebastian. İnanmıyorum. Gerçekten Saint Sebastian. Betül'e çok ama çok teşekkür edip Saint Sebastian'ı ekibimize veriyoruz. O zaman yarışma için hazır mıyız? Evet, biz hazırız. Annem de yanımda. Enerjisini aldım. İnşallah 2,5 saatte süremizi yetiştireceğiz. Artık başlayalım mı? Başlayalım. 3, 2, 1. Süren başladı. Evet, şu an başlıyoruz. İlk önce patateslerimizi doğrayacağız. Ara yemeği peynir soslu gnocchi ile başlayan yarışmacımız patatesleri soyuyor. Hadi bir şeye ihtiyacın olduğu zaman ben buradayım. Hadi şans ile bana. Hadi bol şans. İnşallah kazanacağım inşallah. Annemize çok teşekkür ediyoruz. Ben de anneme teşekkür ediyorum. Recep, siz iki kardeştiniz değil mi? Gürbüz'cüğüm, iki kardeşiz. Babamızı 2018'de kaybettik. Ani bir ölüm yaşadık. Yani hiçbir şey yokken 3 gün içerisinde kaybettik maalesef. Yani hayatımızın en kötü dönemlerinden biriydi. Çünkü babam kendi halinde çok sevilen bir adamdı. Yani erken yaşta gidiyor olması, hani benim biraz etkileniyorum çünkü baba konusu girince. Çünkü her 2018 Mayıs ayı geldiğinde bizim için çok kötü geçiyor o ay. Yani buradan tüm ölmüşlerine de Allah rahmet diliyorum. Yani kendi babam olmak üzere başta. Ara yemeği gnocchi'ye devam eden yarışmacımız patatesleri soyduktan sonra yıkıyor. Tamam, gnocchi için patateslerimi haşlamaya bırakacağım. Bir yıkıyorum güzelce patateslerimi. Daha sonrasında patates haşlanırken çorbam için közlü domatesi hazırlayacağım ve fırına vereceğim. Şu an güzel de yıkadım. Buradan Yurdagül Hanım'a da söylersiniz Gürbüz'cüğüm. Ara yemek peynir soslu gnocchi. Gnocchi İtalyan mutfakta çalışıyorum, hakimim. Haşlanmış patatesten yapılıyor. Bu da çok basit bir ürün aslında. Peynir soslu yapacakmış. Patatesi haşlanıyor. İçerisine un, yumurta katılıp çatalla şekil verilerek kaynar bir suda haşlanıyor. Üzerine peynir, nasıl bir peynir sosu yapacak bilmiyorum. Bazen trüflü yapılıyor, normal yapılıyor. Nasıl bir peynir sosu yapacak bilmiyorum ama basit bir ürün. Yani hafif diyeyim, hafif bir ara sıcak. Yanına bir şeyler, daha farklı bir şey yapabilirdi. Buna da özellikle peynir sosuna dikkat edeceğim. Nakine nasıl piştiğine de dikkat edeceğim. Çorba için közlenecek domatesler kesilip fırın tepsisine alındıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdiriliyor. Bu çorbayı nereden öğrendin? Bu çorbayı annem yapıyor aslında. Annemden öğrendim. Bir de bunu Betül arkadaşım şef demiştim demin. Ondan da yedim ve onun tarifi beni heyecanlandırmıştı. Dedim ki ben dedim bunu bu şekilde yapmak istiyorum dedim. O şekilde yaptım. Yapıyorum doğrusu.
İnanılmaz bir lezzeti var bu arada bu çorbanın. Oh. Gerçekten. Betül'ü hemen bizim yarışmaya alalım mı, ne dersin? Vallahi olabilir, çok marifetli. Şimdi yani eğer katılırsa kazanacağı garantili. Çorba için domateslerle birlikte közlenecek sarımsaklar soyulduktan sonra üzerine karabiber ve tuz atılıyor. Şimdi tuzumuzu attık, karabiberimizi koyduk, içine sarımsaklarımızı ilave ettik. Çorbamızın domates közü içinde fırına veriyoruz. 20 dakika fırında beklemesi gerekiyor. Limonlu cheesecake'e başlayan yarışmacımız tabanı için bisküvileri rondoya alıyor. Rondoya koyacağım başka bir şey yok mu? Fındık koyacağım, fındığımı unuttum. Hemen fındığımı ilave edeceğim. Fındıklarım nerede, fındıklarım? Cheesecake'in tabanına badem de koyuluyor mu? Ya badem yapılır ama ben fındıklı yapacağım. Çünkü fındık daha güzel lezzet veriyor. Cheesecake'in tabanı için bisküvi ve fındıklar rondodan geçiriliyor. Küpelerin için kulağını deldirmek zor olmadı mı? Valla acıdı biraz ama seviyorum ben küpeyi. Bir tek aksesuar olarak küpe seviyorum normalde. Peki kaç tane dövmem var? 8-10 tane var. Rondodan geçen bisküvi ve fındıklara eriyen tereyağı karıştırıldıktan sonra kenepçeli kalıbın tabanına sıkı sıkı yerleştiriliyor. Şimdi kelepçe tepsimize bisküvilerimizi döktük, tereyağıyla karıştırdığımız. Şimdi şeyini hazırladım. Bisküvi yani zeminini, tabanını hazırladım. Şimdi üzerine bunun kremasını yapacağım. Sonra biraz dolapta bekleteceğim. Aslında bekletmeyeceğim. Fırına atmam lazım ama zaten süremiz yetecek. Şimdi domatesleri çıkartacağım birazdan. Tek tek yapıyorsun ama güzel çalışıyorsun. Recep, senden bu performansı bekliyorlar mıdır? Vallahi bence beklemiyorlar ama herkesi şaşırtacağım. Benim diğer şeyim nerede? Bakın o kadar düzenliyim ki her şeyim elimin altına koydum. Cheesecake'e devam eden yarışmacımız kreması için labne peyniri mikserle çırptıktan sonra iki yumurta kırıyor. Recep, yumurtaları tek tek kırman gerekmiyor mu? Yok, fark etmiyor ya. Öyle ayrı bir tane kırıp karıştırabiliriz ama zamandan dolayı ikisini kırsak da bir problem olmuyor. Cheesecake'in kremasına yumurtadan sonra vanilya, un, paket krema ekleyen yarışmacımız tekrar çırpmaya başlıyor. Recep, Yurda Gül Hanım hakkında ne düşünüyorsun? Yani Yurda Gül Hanım zaten değişik bir karakter. Bence biraz kendini göstermeye gelmiş. Yani şey olarak, ben acaba nasıl tanınabilirim bence? Biraz böyle dikkat çekebilirim. Beni insanların hafızasına nasıl kalabilirim? Ama bir Recep Uçar olamayacak. Yurda Gül Hanım için mi her şeyi çamaşır suyuyla yıkadın? Evet, her şeyi videoda çektim, ispatlı bir şekilde. Çorba için közlenen domates ve sarımsaklar fırından alınırken, cheesecake de fırına girecek cam tepsiye su dolduruluyor. Cam tepsiyi fırının altına mı koyacaksın? Altına koyacağım. Çünkü sonra bunu da tepsiye fırına koyacağım. Bu çatlamasın diye bunun buharı buna geçecek ki çatlamasın diye. Bu çok önemli bir şey. Cheesecake'in istenen kıvama gelen kreması kelepçeli kalıptaki bisküvili tabanın üzerine dökülüyor. Evet, hazırladığım kremayı çekmiş olduğum bisküvilerin üzerine yayıyorum güzelce. Kreması iyice yayılan cheesecake fırına veriliyor. Şöyle koyuyoruz. Eyvah! Yok, onu ben ara ara takip etmek zorundayım. Cheesecake'in altı pişmeyecek. Bu buharı da gördüğünüz gibi. Bu çok püf nokta. Bunu yapmıyorlar ve çatlıyor. Limon sosunu herhalde kendisi yapacaktır diye düşünüyorum. Cheesecake zaten çok zor bir tatlı değil. Labneli kısmını eğer fazla pişirirse kek kıvamına girecek. O yüzden buna dikkat edeceğim. Çok zor bir tatlı değil dediğim gibi. Merakla bekliyorum. Recep Bey, sendeyim. Ahmet Bey hakkında ne düşünüyorsun? Ahmet Bey, lokanta işletmecisi olsun ağır abi olmaya çalışıyor. Ama burası ağır abilerin yarıştığı bir sofra değil. Seni yerler Ahmet Bey. Seni ben yerim, yerim. Benden çekeceğin var. Şu an ilk günün heyecanı üzerine gelmedim. Öyle kalkıp, nacizane ya, ay olma, ama Soğan Hanımcığım. Yani öyle, biz bunları yemiyoruz. Biz öyle... Bize yediremez. Ahmet Bey'e ne yapacaksın anlamadım. Ahmet Bey'e giydireceğim, merak etmeyin. Onun sırası gelecek. Şimdi böyle olması çok normal. Ya bir şey söyleyeceğim Gürbüz sana ya. Merak ettim samimiyetimle. Gül getirdi. Ne alaka? Özel gün, sevgililer günü mü? Ne münasebe? Herhalde şey mi demek istedi? Ben size gül dağıtıyorum şimdiden. Bir hafta sonuna kadar yapacakmış bunu. Benim günümde beni eleştirmeyin mi demek istiyor? Bana yüksek puan mı verin? Ne münasebet? Son gün final gününde versin. Puanlardan sonra verseydi.
Recep Bey yemekleri yapamazsa yine savunacak bir karaktere sahip bir arkadaşımız. Büyük ihtimal savunma mekanizması sağlam olduğu için bizim laflarımızı tıkamaya çalışacaktır. Peki sence Tuğçe Hanım nasıl biri? Tuğçe Hanım sürpriz bir isim bence masada. Herhalde güzelliğini konuşturmaya gelmiş ama burası bir güzellik yarışması değil. O da kimlerle dans ettiğini bilmiyor. Özellikle ben kendim için söyleyeyim. Ondan bomba şey bekliyorum ya. Yani iyi menü falan da bekliyorum ama böyle ataklar da bekliyorum. İşte şey yapıyor böyle kibar kibar böyle ben hanımefendiyim mesela. Valla biz izliyoruz programı ne hanımefendiler gördük ne yani o yüzden. Yemeklerin güzel olur da sana düşük puan verirlerse tepkin ne olur? Oo benden korksunlar o zaman gerçekten. Yani çok farklı Recep görecekler o zaman. Gel oynamak nasılmış onların masasında göstereceğim ben ona. Çorba için tereyağında kavrulan una, közlenen domates ve sarımsaklar eklendikten sonra blenderla eziliyor. Vay rengi gerçekten evde yaptığımdan daha güzel oldu öyle söyleyebilirim. Evet patateslerimi şimdi ezeceğim. Şöyle aldım patatesimi. Peynir soslu gnocchi için haşlanan patatesler süzüldükten sonra eziliyor. Patatesin içine neler koyacaksın? Bunun içine iki tane yumurta koyacağım. Yumurta sarısı koyacağım doğrusu. Daha sonrasında bir su bardağı un koyacağım. 3-4 yemek kaşığı parmesan koyacağım. Bir de semolini makarna unu ekleyeceğiz. Sonra bunu hamur haline getireceğiz. Gnocchi için ezilen patateslere undan sonra parmesan peynir ekleniyor. Şimdi ne koyuyorsun? İçine bir su bardağı un koydum. 3-4 yemek kaşığı parmesan ekledim. Şimdi bir de makarna ilmiği ekleyeceğim. Gnocchi'ye devam eden yarışmacımız patatesli harcına şimdi de makarna ilmiği ekliyor. Dünkü Hawaii arancini nasıldı? Yani işte aranci ismi değişik bir şey. Aranci ne ben bilmiyorum. Yani ne yapmaya çalışmış gerçekten. İnanamıyorum yani. İşte koymak için koymuş bence ya. Ben ne yapayım bunu yapayım demiş bırakmış. Gnocchi'nin patatesli harcı yoğrularak istenen kıvama getirildikten sonra ana yemek dumplingli dana yahninin bonfile etleri zeytinyağlı tencereye alınıyor. Dumplingli dana yahninin orijinalinde hangi yağ kullanılıyor? Yani tereyağı da kullanılabiliyor. Zeytinyağı da kullanabiliyoruz. Ben zeytinyağı kullanıyorum. İç yağ kullananlar da var ama ben iç yağı çok ağır buluyorum. Orijinalini araştırdım. İç yağ kullanılıyor. Yok ben normal zeytinyağı kullanacağım. Ana yemek dumplingli yahniye devam eden yarışmacımız bonfileler kavrulurken soğan doğuruyor. Recep biraz panik mi oldun? Evet panik oldum. Süre çünkü gidiyor. Gerçekten panik oldum biraz. Niye öyle oldu ben anlamadım yani. Dumplingli dana yahni aslında James Martin'in tarifiymiş. Evet doğru. Özellikle İngiltere'de çok yapılıyormuş ve iç yağ kullanılıyormuş. Yani ben kullanmayacağım. Ben dediğim gibi sevmiyorum. Ana yemeğin etleri kavrulmaya devam ederken şimdi de arpacık soğan soyuluyor. Ana yemek dumplingli dana yahni. Dumplingli Çin mantısı oluyor. O da kıymalı. Dana yahni de etli. Yani ara sıcakta kıyma ile kullansa problem değildi ama ana yemekte hem kıyma hem et bir anlam veremedim. Zaten ara sıcakta da patatesli bir ürün vardı. Dana yahninde de patates olur. Ben pek uyumlu bulamadım menüyü. Birbirinden çok bağımsız, uyumsuz bir menü olarak gördüm. Evet, soğanlarımızı doğramaya devam ediyorum. Arpayı soruyorum, artık bırakacağım. Kişi başı üçer tane gelecek kadar arpacık soğan soydum. Evet, biraz çoğalttım şimdi. Artık yavaş yavaş şeye geçiyorum. Mühürlenen etlerimi şimdi alacağım. Etler ne durumda? Etler pişti, yani yumuşadı, bir sıkıntı yok. Şunları bir kaldırayım buradan. Bu kadar arpacık soğan yeter mi? Yeter. Ben çok fazla bir şey koymaya gerek yok. Ama çok zaman kaybettin. Evet, bayağı zaman kaybettim. Zamanım sürem ilerliyor. Etleri neden çıkardın? Evet, çünkü belli şey yapacağım, soğanları ilave edeceğim şimdi doğradığım soğanları. Neden beraber kavurmuyorsun? Çünkü birbirine pişmesi gerekiyor ayrı ayrı. Sonra biri çiğ kalıp biri şey olmasın diye. Gördüğünüz gibi şeyleri içine koydum. Şöyle biraz bunun böyle içinde et suyuyla pişmesini istiyorum. Daha sonrasında içine biraz tuz ilave edeceğim. Galetaları nerede kullanacaksın?
Galeta tatlı, tatlı diyorum. Salatanın üzerine süslemek için koyacağım aslında. Görüntü olarak koyacağım. Tencereden çıkan etlerin yerini alan soğanlar tuz ve karabiberle kavrulurken soyulan patatesle oranıyor. Yarışmacılarımızdan ilginç açıklamalar geliyor. Bu konuda ne diyorsun? Ama ne söylediğine bağlı Gürbüzcüğüm. Yani benimle ilgili ne konuşuyorlar? Söylemeye dilim varmıyor. Ama söylemen lazım ki ben de hazırlıklı olayım. Yani... Gerçekten söyleyeyim mi? Söyle, söyle. Lütfen söyler misin? Hazırsan söylüyorum. Yurda Gül kocaman bir kahkaha atmış. Ne için atmış? Bu yemekler şaka mı demiş. Bunu Yurda Gül mü söylemiş? Evet. Ben onun yemekleri anladığını bile düşünmüyorum. Eyvah! Patatesleri yıkamadan attın. Çabuk çıkar onları, çabuk. Bak Yurda Gül aklımı başımdan aldı benim ya. Ya Yurda Gül var ya. Dumli gini dana yani. Yani bildiğimiz dana yani yani. O ne yani öyle? Ben okuyamıyorum. Okuyamadığım bir şey nasıl yorumlayayım? Dumlu Pınar dana yahnisi. Yeni ismi bu. Acaba Sakarya Dumlu Pınar'a mı ait bir ana yemek diye düşünmüyor değilim yani. Dumlu Pınar dana yani. Ya okuyamıyorum, ciddi söylüyorum ya. Hani bir Karadeniz, benim gibi bir insan bunu okuyamıyorsa artık, ben okuyamıyorsam artık insanlar nasıl yorum yapacak gerçekten bilmiyorum yani. Yok ya, vallahi yok. Şoktayım ben. Patatesler soğanlarla karışmadan hemen aldım, müdahale ettim. Şimdi yıkayacağım bunu. O anda daldım. Yurda Gül'ün açıklamalarından sonra. Dumpingli dana yahni için doğranan patatesler yıkandıktan sonra tencereye etlerle birlikte alınıp karıştırılıyor. Şu anda tam 1,5 saat bitti. Prova yaptığında çoktan bitirmiştin değil mi? Evet, 1 saat 40 dakikada bitti ama şu an maalesef heyecanlandım yani. O biraz daha kaynasın, tamam. Eyvah! Cheesecake yanlı mı yoksa? Bu niye böyle oldu bu sefer? Aman dikkat et, elini yakma! Bu niye böyle oldu gerçekten? Yanmaması gerekiyordu. Bu niye böyle oldu? Yanmış mı? Ay benim bütün şeyim gitti ya. Ay enerjim gitti şu an. Recep ne oldu? Neden enerjin düştü, anlatır mısın? Yani biraz fazla kaldı galiba. Bu sefer limonlu cheesecake'im. Şu an çok moralim bozuldu. Valla inanılmaz. Betül'den bu konuda yardım istersen arayabilirsin. Şey telefonum çantamda, dolapta. Anne versene şuradan. Bu niye bu sefer tutmadı onu anlamadım. Normal tutuyordu. Ama çözümünü buldum. Betül'le konuş bakalım. O sana ne önerecek? Recep'ciğim. Betül'cüğüm nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben hiç iyi değilim. Hayırdır? Ya cheesecake, limon cheesecake'im var ya. Fırının evet. Üstüne koymuşum. Üstü biraz, yani üstü yandı. Bunu nasıl yapmam gerekiyor? Eyvah! İnanmıyorum sana. Suyu oturtmadın mı? Valla koydum su ama olmadı yani. Niye öyle oldu anlamıyorum yani şu an. Sen üstüne sosunu yap. Şimdi tekrar yapacak vaktin var mı? Yani şey pişme süresi yetmeyebilir yani. Bu nasıl üzerine... Acaba üzerini mi şey yapsam dedim, soysam dedim sence? Hayır, üzerini soyma, üzerini soyma. Sen şimdi onun sosunu yap. Bu benim tarzımda bir cheesecake de. Sen Sebastian'la karışık de. Üstü böyle yanıyor de. Ona o tat veriyor de. Öyle yap. Çok güzel moral verdin. Kanka çok teşekkür ederim. Merhaba Betül, ben Gürbüz. Bak Gürbüz sana sesleniyor. Merhaba. Öncelikle sana hediyen için çok teşekkür ederim. Ama verdiğin öneri bana hiç mantıklı gelmedi. Ama başka türlü bir seçeneğimiz yok şu anda. Elimizdeki tek seçenek bu. Bunu çok güzel pazarlaması gerekiyor. Ben cheesecake'in üstünü yakıyorum mu desin? Mecburen böyle diyecek, üzerini yakmış artık. Ben böyle yapıyorum. Bu benim tarzım diyecek. Kendimi biraz geliştirdim. Yeni tarifler deniyorum. İki cheesecake'i karıştırdım. San Sebastian'ı limonlu yaptım size. New York'tan San Sebastian'ı karıştırdım diyecek. Ortaya böyle bir şey çıktı diyecek. Betül, bence sen yarışmamıza kesin katılmalısın. Pazarlama direktörü olarak. Tamam canım benim, tamam, öpüyorum seni. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi bay bay. Ben de sağ ol canım, bay bay. Sağ ol, bay bay. Recep, ne olacak şimdi? Yani evet, bu şekilde yapacağız mecbur. Şimdi ben... Yeniden yapamaz mısın? Yani zaman yetmeyebilir. Hala zamanım var, istersen tekrar yap diyeceğim ama labne yok. Tamam şey yapayım ben bunu. Yani kafam iyice gitti. Ben bugün
Son dakikaya kadar iyiydim. Şimdi dağıldım yani şu an. Gerçekten çok mutsuzum şu an. Burada yarışmak evde prova yapmaya benzemiyor değil mi? Vallahi çok yoruldum. Ben nişasta ekleyeceğim. Başarırsın Acele etme. Ya olmadı ya. Acele et biraz elin. Bu sefer olmadı galiba anne. Lütfen sakin ol. Hala bir saat zamanım var. Ya vallahi ağlarım bu sefer. Gerçekten şu an ağlayacağım. Ha niye ağlıyorsun? Yok sinirim bozuldu ya. Vallahi sinirim bozuldu şu an. Hayır. Bir şey olmaz. Yok. Olmadı ya. Olur ha. Olur ha. Ben varım yanında aslan gibi bir şey olmaz. Ben varım yanında. Hayır yapamıyorum galiba. Yap. Devam et. Ya özür dilerim vallahi. Gerçekten şey kötü oldum yani şu an. Tamam şey yapayım ben bunu. Yani kafam iyice gitti. Ben bugün son dakikaya kadar iyiydim. Şimdi dağıldım yani şu an. Gerçekten çok mutsuzum şu an. Burada yarışmak evde prova yapmaya benzemiyor değil mi? Vallahi çok yoruldum. Ben nişasta ekleyeceğim. Başarırsın. Acele etme. Ya olmadı ya. Acele et biraz elin. Bu sefer olmadı galiba anne. Lütfen sakin ol. Hala bir saat zamanım var. Ya, vallahi ağlarım bu sefer. Gerçekten şu an ağlayacağım. Ha niye ağlıyorsun? Yok sinirim bozuldu ya. Vallahi sinirim bozuldu şu an. Hayır. Bir şey olmaz. Yok. Olmadı ya. Olur ha. Olur ha. Ben varım yanında aslan gibi bir şey olmaz. Ben varım yanında. Hayır yapamıyorum galiba. Yap. Devam et. Ya özür dilerim vallahi. Gerçekten şey kötü oldum yani şu an. Kötüyüm. Recep, yaşadığın çok insani bir durum. Bu herkesin başına gelebilir. Pes etmek yok. Biz senin başarabileceğine inanıyoruz. Lütfen bir cheesecake'in moralini bozmasına izin verme. Hadi bir an önce kendini toparla ve yarışmaya devam et. Şu an limon sosunu yapıyorum. Jöle kıvamına gelinceye kadar karıştırıyorum. İçine bir su bardağı su koydum. Çok az bir şey koyacağım, şeker koyacağım içine. Bugün çatalımı, bıçağımı, bardağımı getirdim mutfaklarını. Tabii ki kontrol amaçlı gideceğim ve parmakla yine kontrol edeceğim. Tabii ki çamaşır suyum da çantamda her zamanki gibi. Kendi malzemelerimi yıkayıp o şekilde kullanmaya devam edeceğim. Cheesecake'in limon sosunu hazırlayan yarışmacımız limon suyuna şeker ekleyip karıştırıyor. Bu arada Yurdagül, çatalımı bardağımı getirdim, masada kendi malzememi kullanacağım demiş. Asla izin vermeyeceğim, onu öncelikle söyleyeyim. Yani boşuna öyle bir hayale kapılmasın, asla kabul etmiyorum. Gerekirse yemeklerimi tatmasın. Bu kadar netim. Ayıp yani, bu kadar gelip de, bir eve gidip de çatalı bıçağı getirmek ne demek ya? Oynamasın yani. Hafta boyunca böyle oynayacak mı? Ama ona yarın inanılmaz bir sürprizim var bu arada. Yarın Yurdagül'ün günü galiba. Ben yarın ondan neler yapacağım bir görsün. Çok büyük bir sürprizim var. Tekrar tatlıya geçen yarışmacımız cheesecake'i kelepçeli kalıptan çıkarmaya çalışıyor. Çok kritik bir an. Evet şu an kritik bir andayız. Cheesecake'imi kurtarmaya çalışıyorum şu an. İnşallah kurtaracağım. Talihsizlikler bugün beni buldu. Evet inşallah. Tekrardan açmayı deneyeceğim. Evet. Sence nasıl? Kalıp olarak aslında oldu. Acaba şu üstlerini biraz alsam mı diye düşünüyorum. Sen bilirsin. Şöyle bir aslında biraz şu yanıklarını evet bence alırsam kurtarmış olacağım gibi. Cheesecake'in yanan kısımlarını alan yarışmacımız limon sosunu hazırlamaya devam ediyor. Nişasta mı koyuyoruz? Evet kıvam alsın diye bir tık daha nişasta koydum. Ya bunu var ya. Çok güzel yapıyordum yemin ederim. Niye böyle oldu bugün? Diğer yemeklere geçsen nasıl olur? Şunu hemen bitireyim, dolaba atayım, geçeceğim. Niye böyle şey oldu anlamıyorum ki bugün. Olmuyor mu? Kıvam almıyor ya. Niye böyle oldu bu? Hani niye almadı bu jöle olmadı onu anlamadım. Yok valla almıyor. Çok garip. Limon sosu kıvam almıyor mu? Almıyor. Kıvam almıyor. Bugün ne oldu? Anlamıyorum buna. Baksana hiç almadı bile.
Hiç kıvam almadı yani. Baştan yapacağım bunu. Cheesecake'e devam eden yarışmacımız limon sosunu istediği kıvama getirmeye çalışıyor. Sadece tatlı olarak yani etin yanında olur mu bilmiyorum. Daha böyle bir etin yanında şerbetli bir tatlı olsaydı daha iyi diye düşünüyorum. Çok zor bir tatlı değil dediğim gibi. Merakla bekliyorum. Recep Bey, sendeyim. Limonlu cheesecake benim ilgili alanım. Çünkü ben bunun satışını yapıyorum. Siparişler alıyorum. Bu limonlu cheesecake bir kere dinlenmesi gereken bir tatlı. Önce onu hazırlar da dinlendirir. Şimdi kıvam almaya başladı mı? Evet, şu an kıvam almaya başladı. Evet, şu an bence gayet iyi. Jöle haline geldi limon sosumuz. Şimdi cheesecake'imiz üzerine döküyorum. Melike, limonlu cheesecake siparişi sürekli alıyorum ve çok iyi yapıyorum. Cheesecake'in muhakkak dinlenmesi gerekiyor demiş. Melike Hanım'ın yaptığı normalde dün kendi menüsünde tatlında bir gün dinlenmesi gerekiyordu. O zaman önceden mi yaptı? Ben de onu sorarım ona kendisine. Cheesecake'in oldu mu? Gürbüz bu pide gibi oldu sanki biraz. Pide gibi mi oldu? Evet. Şimdi onu bir dolaba koyacağım. Limonlu cheesecake'i derin dondurucuya alan yarışmacımız ana yemeği dumplingli dana yahni için un ve sudan oluşan hamuruna hazırlıyor. Hamuru nasıl yapıyorsun? Şimdi unumu koydum, suyunu koydum ve hamur haline getiriyorum, yiyorum. Tereyağı koyacak mısın? Yani tereyağı... Normalde hamuruna tereyağı giriyor mu? Ya normalde konabilir, konmayabilir. Çok önemli değil. Bu hamurun şekli nasıl olacak? Yuvarlak yuvarlak. Hamuru tamamladıktan sonra gnocchi ve salatanı yapıp masanı kurmaya gidebilirsin. Evet, şimdi hemen şeyini yapayım. Dumplingli dana yahninin hamuruna tereyağı da eklendikten sonra yoğurma işlemi devam ediyor. Recep, sence nerede hata yaptın? Ya aslında stresimi yönetemedim ben bugün. Biraz stres oldum, panik oldum. Hani yaptığım şeyler bugün tutmadı. Fırında cheesecake'imin şeyini fazla tuttum. Kalıbı fazla kaldı. O beni panik ettirdi ve stresime yenildim galiba. Ama toparladım sonra senin desteğine Gürbüz'cüğüm. Recep Bey konuşmasında iddialı gibi. Yani ama el yeteneği nasıl olacak orada göreceğiz. Recep Bey'in yemeklerinden, kendisinden hiç korkmuyorum. Sadece dilinden korkuyorum. O da beni sinirlendirdiği için korkuyorum. Yarışmacımız hamuru istediği kıvama getirdikten sonra küçük parçalar alıp eliyle şekil veriyor. Hamur istediğin gibi oluyor mu? Şöyle top top yapıyorum, üzerlerine koyuyorum. Kaç tane oldu? 6 tane yaptım. Ana yemeği için kişi başı birer tane hamur hazırlayan yarışmacımız tencereye aldıktan sonra ara yemeği gnocchi'nin patatesli hamuruna un ekleyip yoğurmaya başlıyor. Gnocchi'yi nasıl pişireceksin? Suya atacağım, sıcak suda. İçinde piştiği zaman üzerine çıkacak ve tavada kremayla, tereyağıyla meşleyeceğiz ve gnocchi'miz hazır olacak. Çok zor. Gnocchi'nin patatesli hamurunu istediği kıvama getirmeye çalışan yarışmacımız un ekleyerek yoğurmaya devam ediyor. Gülbüz'cüğüm bir ilmik koyabilir miyiz? Makarna ilmiği sana zahmet. Biraz da makarna ilmiğimi eklemek istiyorsun. Evet, onu eklemek istiyorum. Kıvam alması için. Kıvam alsın diye, evet. Yeterli mi? Bakalım biraz daha. Orijinal tarifinde de bunlar var mı? Var, evet var. Gnocchi'nin hamurunu istediği kıvama getirmekte zorlanıyor. Kullanan yarışmacımız makarna irmiği ve un ekleyerek yoğurmaya devam ediyor. İstenen kıvama gelmeyen hamura çatal yardımıyla şekil vermeye çalışıyor. Hamuru neden bıraktın? Evet, şimdi hamuru elime yapıştığı için hamuru bir unla bir yedireceğim buna. Gnocchi de mi istediğin gibi olmadı? Yani bu hamurla benim... Bu hamurda ne kadar un yiyebilir çok merak ediyorum. Valla ben de anlayamadım. Bugün böyle talihsizlikler... Neredeyse 5 kilo un yedirdik, daha da yediriyoruz. Hayır. Şimdi oturacak yavaş yavaş. Artık hamur bir otursa da kendine gelse. Sanki bir tık gelmeye başladı gibi Gürbüz. Bol bol un kullanarak hamuru istediği kıvama getiren yarışmacımız küçük parçalar koparıp gnocchi'ye şekil veriyor. Gnocchi'nin sosu olacak mı? Şimdi tavada tereyağı, krema ve parmesan peyniriyle bunları birbirine karıştırıp sonra servise hazır hale getireceğiz. Ama işte elime yapışıyor ya. Yine mi un istiyorsun? Evet. Biraz biz artık... Hamurun yanına unu dökeyim, istediğin kadar alırsın. Gnocchi'nin hamurunu bol bol unlayarak şekil veren yarışmacımız salata için rokaları yıkıyor. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi gnocchi'nin
kreması için tavamı hazırlıyorum. Gnocchi'nin sosunu nasıl yapacaksın? Yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Başka neler girecek? İçine 3-4 yemek kaşığı yine parmesan ekleyeceğim. Sonra da yarım paket krema ekleyeceğim içine. Sonra pişen şeylerimi... Ha, şunları ben şeye atayım. Gnocchi'leri suya tek tek mi atacaksın yoksa hep birlikte mi? Evet, aslında tek tek atacağım. Birbirine yapışmaması gerekiyor şöyle. Şöyle tek tek kaynayan suyuma atıyorum gnocchi'lerimi. Gnocchi'leri haşlanması için tek tek sıcak suya bırakan yarışmacımız sosu için tereyağına parmesan peynir ve krema ekliyor. Sosun istediğin gibi oldu mu? Evet, sosum şu an bir sıkıntı yok. Gnocchi'lerle beraber karıştıracağım. Yani sonradan servis etmemize gerek yok. Karıştırabiliriz bunu. Sıcak suda haşlanan gnocchi'ler hazırlanan kremalı sosun içine alınıyor. Bu yemek ne şimdi? Ne? Peynir. Johnny. Soslu. Okuyamıyorum bile. Salatamı suda yıkadım. Rokalarımı ve şeylerimi yıkadım. Domateslerimi şöyle elimle şey yapacağım. Salata için yıkanıp suda bekletilen rokalar elle parçalandıktan sonra çeri domatesler doğranıyor. Salatayı da tamamlayan yarışmacımız mutfağı toparlıyor. Evet, şu an işim bitti. Ben artık masamı hazırlayıp üstümü değiştirmeye gidiyorum. Görüşmek üzere masada. Evet, şimdi masamızı hazırlamaya geçiyoruz. Süremiz artık bitmek üzere. Recep, başardın. Valla bitirdik Gürbüzcüğüm. Bayağı moral verdin bana gerçekten. Bir ara ağladın. Evet, ağladım gerçekten. Çünkü sinirim bozuldu. Çok moralim bozuldu. Masa örtüsü ve runner'ı seren yarışmacımız tabakları masaya almaya başlıyor. Masanın başında neden bir tane sandalye var? Bir tane sandalyenin ayağı kırıldı. Şöyle küçüğü kullanacağım. Buraya ben oturacağım. Sen sehpaya mı oturacaksın? Evet. Masayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız yemek takımlarını yerleştirmeye devam ediyor. Recep, çift servis mi açacaksın? Yani tercih ederlerse yapacağım ama bazı şeyleri çift açacağım, yapacağım. Kaşık, çatal ve bıçakları yerleştiren Recep, konukları için çift servis açıyor. Evet, yetiştiriyorum. Son saniyelerin farkındayım. Recep, giyinmek istiyorsan daha hızlı olmak zorundasın. Tamam. Hemen hallediyorum. Tek bardak mı kullanacaksın? Evet, tek bardak kullanacağım. Neden? Zaten su içerlerse şey yaparım, getiririm. Bardaklardan sonra servis peçeteleriyle tuzluk ve karabiberlik masadaki yerini alıyor. Çabuk ol Recep, çabuk! Yetiştireceğim. Böyle karşılamak istemiyorum, tamam. Bitti. Zaten şey kaldı, şöyle. Recep, yoksa üstünü değiştirmeyecek misin? Ve ben üstümü değiştirmeye gidiyorum. Ve bitirdim. Ben gidiyorum. Biz görüşürüz. Merhaba Zöl Hanımcığım, hoş hani geldiniz. Hani benim Recep'im. Sana 15.000 TL vereceğim. İnşallah, o benim olacak. Hoş İnşallah, geldiniz. İnşallah, hoş bulduk. Ne haber? Mutfak, gireyim buyurun, mi? Buyurun. Kapıdan girer girmez mutfakla karşılaşıyor. Evet, karşı buyurun, lütfen. Mutfak görmeye dayanamıyorum biliyorsunuz. Mutfak girdim, gördüm mü dalarım. Evet. Şu soğanı alsana yerden. Evet, onu almam gerekiyor. Hemen alayım. Boylu küçük bir arpacık. Şöyle hemen şeyimizi koyduk. Ne haber? Nasıl gitti? Vallahi çok yoğun geçti. Stres oldum. Telaş yaptım. Heyecanlandım. Evet ama yetiştirdim. Benim dün tanıdığım Recep, çizdiğim profil hiç böyle bir yok, şey yok. Yine aynıyım. Ben o altta kalmam, merak etmeyin. Üstünü değiştirdin herhalde. Evet, yani gayet. Sen ne iş yapıyorsun Recep? Ben Bitin Tasarım Görsel Yöneticisi olarak çalışıyorum. Ne güzel. O gördüğünüz Bitinleri ben yapıyorum. Sizin gibi güzel bayanları mağazaya ben çekiyorum. Bir alışveriş merkezinde falan mısın? Genel, yurt dışı, yurt içi hepsine kusura bakıyorum. Kusura diyete başladım da. Yaz yaklaşıyor. Palete kemireyim belki. Yok, gayet zayıf, güzel. Öyle Zöyle mi? Zöyle Hanım, bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yakından çok güzelsiniz. Ekrandan daha güzelsiniz gerçekten. Zöyle Hanım'ın güzelliğini görmek istiyorsanız yemekliğinize gelin. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzelsiniz. Peki her şey tamam mı Recep? Evet, yetiştirdim. Şu anlık bir problem yok çok şükür. Menü fena değil ha bu arada. Evet, zor. Dumplingli falan etler, evet. Pesto soslar. Burada ne var? Burada gnocchi. Biraz şey olacak ama şey yapacağız. Ama gnocchi bu böyle oldu. Gnocchi. Gnocchi böyle oldu bu gnocchi. Ne fena değil, fena değil. Evet. Burada ne var? Burada dumplingli dana yahnimiz. Aa, biliyorsunuz bu nerenin? Britanya yemeği miydi? Britanya, evet. Doğru. Ya
Allah seni inandırsın, o Britanya'da yaşadığım günler. Ay ne aman, gençlik be, gençlik. Ne yapacaksın kazanırsan parayı? Zuhal Hanımcığım, ben sokak hayvanları için mücadele veriyorum. Geçen haftalarda da bir yarışmacı aynı evet, şey kazanamadı hani, ama onlara mı evet, gidecek? Evet, ben tamamını onlara bağışlayacağım. Zaten ben her ne ay... Ne yüce gönüllüsün, yok, bravo. Ben bir yaralı felçli hayvanlara da her ay bir klinik masraflarını karşılayarak kendime misyon edindim. Recep'e alkış çok arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum, bravo, çok sağ olun. Eksik olmayın, İyi çok sağ olun. İyi ki sizler gibi, bizler gibi onları düşünen insanlar var. Ki. Onlar da Allah'a can vermiş, can dostlarımız. Onlar için elimizden geleni yapmalıyız. Kesinlikle şöyle. Öyle. Sizin oynadığınız bir dizide de benim yıllar önce Emirgan'da, şimdi dizinin adını verebiliyor muyum bilmiyorum. Geniş Aile'de, Emirgan'da onu çekiyordun. Benim köpeğim sizinle oynamıştı. Aa, gerçekten evet, mi? Evet, öyle bir anımız var sizinle. Aa, adı neydi? Alex'i. Alex'i. Yolda araba çarpırken buluyorlar, şey aa, getiriyor evet, falan. Aa, evet hatırladım o bölümü. Bir yıllar oldu tabii de bayağı. Yaşıyor mu Alex'i? Yok, yaşamıyor Allah maalesef. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Peki, yarışma başlıyor. Evet. 15 bin TL sokak hayvanlarına gidecek. Recep. İnşallah. Recep kazanırsa. Evet. Hani benim Recep'im? Hani yemeklerin? Hani masan Recep'im? Buyurun efendim. Hadi geçelim buyurun efendim. Efendim. Buyursunlar efendim. Buradan değil mi? Evet, sağ tarafa. Burası siz. Burayı göstereyim size, bir içiniz açılsın isterim ilk kez. Dünden sonra içiniz açılsın. Akvaryuma geldim gibi. Benim tasarımım. Evet, Dubex benim evim. Aa ne güzel. Senin evi yalnız mı yaşıyorsun? Evet, tek yaşıyorum ben. Ha, anne baba neredeler? Annem Sarıyer'de oturuyor. Babamız rahmetli oldu 2018'de. Allah rahmet eylesin. Teşekkür Allah ederim. Allah'ın gecini ömür versin. Çok teşekkür ederim. Hayatın. Çok sağ olun. Sen mi yaptın bunu? Evet, benim tasarımım. Böyle bir içim açılsın inerken istedim. Ay yalnız çok. İnsan bir akvaryuma falan gelmiş evet, gibi. Evet. Çok güzelmiş. Elime sağlık. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu programdan sonra sana şey gelmesin talep. Gel bizim eve de yap Recep, ne güzel gelebilir, yapmışsın. Muhtemelen gelebilir. Tamam, bir de öyle bir şey. Olsun. Çok güzel vallahi, bayıldım. Ellerine sağlık. Çok teşekkür kolay ederim. Kolay değil ha, koca kaç, evet, kaç parça evet, duvarı yapmışsın. Bayağı, evet. Vallahi harika, ellerine sağlık. Buyurun. Çok hoşuma gitti. Tabak çanak senin mi? Evet, benim. Aa, Gürbüz'ün koltuğunu niye buraya koydun? Evet. Gürbüz senin taburendi bu. Niye burada? Zuhal Hanım, o tabure Recep'inmiş. Senin mi? Benim. Bunu da mı sen yaptın yoksa? Ya onu ben yaptım, hazır ben o. Ben yapıyordum böyle şeyler. Öyle mi? Ben lisede mobilya dekorasyon yapıyordum. Aa, süper. Ablan neler yapıyor. Siz valla bayağı yeteneklisiniz zaten. Aa, tabii tabii. Mengenelerimizin başına geçiyorduk. Meslek lisesindeydim. Ben lise 2'den itibaren 2 gün okul, 3 gün stajdı. Servis tepsileri, piknik masaları, tavla, aklınıza gelecek her şeyi yapıyordum. Hani güzel anılarımı anlatıyordum. Ben bir gideyim herhalde, geldiler. Hadi herhalde bismillah, ben de yaşlanmaya başladım. Merhaba efendim. Tuğçe Hanımcığım. İyiyiz valla, nasılsınız? Ay valla daha güzelsiniz. Buyurun. Merhaba Zuhal Hanım, nasılsınız? Sağ ol Tuğçe, sen nasılsın? Bu ne güzel. Çok şıksınız. Sen şıksın. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Baykuşum. Hoş geldin Melike Hanım. Nasılsınız dünden sonra? İyisiniz. İyiyim. Bomba gibiyim, bomba gördüğünüz gibi. Merhaba Yurdanur. Merhaba. Çok güzelsiniz. Çok sağ olsun. Merhaba Melike'cim, hoş geldin Ahmet. Sen de hoş geldin. Böyle buradan geçin bakalım. Biraz salon küçük. Onun için biraz uyanık. Hadi bakalım. İyi vallahi, sizi sormalı. Bizler de iyiyiz. İyi misiniz? Çok iyiyiz. Melike. Süperiz. Sen iyi misin? Maşallah. İyiyim. Zuhal Hanım, bomba gibiyim. Tamam, toparladın. Evet. Sen de eleştirmen olarak burada artık bütün yarışmacılara evet, iade-i ziyaret olacak. Evet. Evet. Bugün de Recep'in evindeyiz. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hepiniz. Hoş bulduk. Hepiniz. Bekar evi burası. Burası bekar evi. Yalnız yaşıyorum ben. çok güzelsiniz Yurda Gül Hanım. Siz daha yakışıklısınız. Dünden sonra benim çamaşır suyu koku hala burnumda. Ay. Ama bugün çok de aynı etkilendim. Şekilde. Yok artık o kadar değil, yok. Ama benim hassasiyetim... Hasretin mi? Çamaşır hassas suyuyla hassas bir konum. Şimdi hassas şöyle ben... Ciddi söylüyorum yani, her yerde, evimde de böyleyim. Bakın Melike Hanım müsaade etti, ben müsaade etmiyorum. Bu çünkü ev sahibine... Ben de ben onaylamadığımı evet, söyleyeyim yani böyle bir hareket. Yani hoş davranılmıyor bence. Biz de istemiyoruz yani böyle bir görüntüyle karşılaşmak bizi istemiyoruz. Ama bu ciddi bir problem. Ben dün sizin için 1:30'da yattım. Bütün tencereleri çamaşır suyuyla yıkadım. Videoda çektim, ekibe attım. Ispatlandı. Dersiniz ki yanınıza yoktum ben dersin belki. Sizin evinize gelen kişi böyle yapmasa hoşunuza gider mi? Yani yurda gülüyor ama gidin aynı şeyi hassas yapmayın. Bir noktam. Benim hassas bir noktam. İşte benim de hassas bir noktam. Yani bir hastalık gibi. Yurda Gülcüm. Ben Yurda Gül dedim. Yurda Nur mu? Evet. Yurda Gül. Yurda Gülcüm, bu problemini, bu çamaşır suyuna olan düşkünlüğünü
ki ben yine tasvip etmedim. Kendi hayatında da bence yapmamalısın, yanlış bir şey yapıyorsun. Bu kapının dışında bırakacaksın. Kesinlikle öyle. Yani bu tartışmaya yani kapalı artık. Dün ne olduğunu anlamadık. Şok içerisinde evet. Bir ilkenin bir yandan. Ben de izin vermedim. Yani ama izin vermiyor yarışmacı. Bundan ama öte bir şey yok bu zaten. Bu benim hassas bir noktamdı. Ama yani hepimizin hassas noktaları var. Hepimizin buna saygı duyduğumuz. Benim de çok hassas noktalarım var. Ben izin vermediğim halde mutfağa girdiği için ve yaptığı için ben her masada yapmasını istiyorum. Çünkü benim mutfağıma girip evet, beni sabah indirin. Ama ya öyle yapma. O zaman ben de aynı şekil istiyorum tabii. Bak bizi ne halde. Hepsini de yapmam gerekiyor. Çünkü Melike'ye özel yapmış olurum. Lütfen saygı duyun. Benim hassas noktam. Ben saygı duymuyorum böyle bir şey. Ben de yapacağım yani. Gideceğim yani biraz. Ben asla kabul etmiyorum. Ben de izin vereceğim. Ya yarışma efendim. Ben izin vereceğim. Ne demek izin vereceğim? Ben dün bir saniye senin evinde çamaşır suyuyla yani, bulaşıkları girişmesine izin vereceğim. Zuhal Hanım yani hayır kendi tabağımı yani yıkayacağım. Yani kendi tabağımı yıkıyorum Zuhal Hanım ve bunlar ama sonuçta mutfakta kalacak bunu yani biz de o yemeklerden yiyeceğiz. Hayır yemek yemeklere sığmıyorum ki sonuçta. Açık olacak ama yemeklere sıçrayacak mı sıçramayacak mı yani. Ama sizin yaptığınız da çok yanlış bence. Ben haksızlık olur. Ama yurda gel onu dün aynı şeyi yaptınız ve serviste aksaklık yaşadın. Çok yanlış bir hareketle bulunuyor. Lütfen. Yapacağım. Hayır arkadaşlar lütfen izin vermiyor yarışmacı. Bunun ısrarın bir manası yok. İzin vermiyor yarışmacı. Ben de şey yapmıyorum. Tasdik etmiyorum böyle bir şey. Zuhal Hanım ben gerçekten yiyemediğim için zaten evden kendi tabağımı, bıçağımı, çatalımı getirdim. Getirdin. Sonra, tamam, evet yiyemiyorum. Tamam getirip koyabilirsiniz ama kalk benim mutfağıma çamaşır suyuyla bir şeyi katılmıyorum ben. Yani ben bir saygı duymanızı istiyorum. Çünkü yiyemiyorum. Tamam şöyle saygı duyuyorum. Zaman Zuhal Hanım şöyle saygı duyuyorum arkadaşa. Gerçekten Melik Hanım haklı adına çünkü o da tamam. Aynısı yaşadığı için teşekkür ederim olmasın evet. Diye ama benim saygı duyuyorum. Mesela düşünün bir astım hastası fısfısını kullanıyor öyle düşünebilirsin. Çok alakasız bir şey çok ya. Çok alakasız. Alakası. Ama benimki yani de yanlış böyle bir hastalık. Ya yani sağlıkla bunu bağlarsın. Ya hastalık diyorsun dün kabul etmedin bunun hastalık olduğunu. Doktora göründün mü dedik hayır diyorsun. Ya ben bunu anlamadım ben ki belli ki sen de bundan geçiyorum. Rahatsız mısın değil misin? Değilim ben gayet mutluyum ama bu halimden. Ama bu hastalık diyorsan rahatsızsın demek. Doktora sorun bunu değil bizim için de yani. Sen kendini ben nasıl rahat hissederse. Efendim? Doktora görünmüş olsa bizim için sorun değil. Kendini nasıl rahat hissediyorsa evimizde öyle olsun ama doktora bile görünmemiş. Ay bu ne? Ay Allah'ım yine aynı konu dolaşıp duruyor bu. Anlayamadım yani ne oluyor, ne yapılıyor, ne yapmaya çalışıyor. Bir de kalkmış yani yine şey getirmiş, çatal bıçak getirmiş. Yani bu niye böyle yapıyor? Ha ne derdi ne? Ya şov ya, şov deyince de bana kızıyorlar, şov yapıyorlar. Yani ne yapayım? Tolere etmeye çalışıyoruz. İşte bir şeyin içinde ona dokunan bir şey varsa o da yani tıbbi olarak tanısı konulmuş olmalı. Bir ilaç kullanıyor olmalı. O zaman diyoruz ki muzlu bilmem ne, muz yiyemiyor, orasını yeme muzunu falan filan diyoruz. Ama şimdi bu tasvip ettiğim bir şey değil. Şahsen ben bunu bir zaten onaylamıyorum. Ha ama sen dün, gerçi sen de izin vermedin Gümbürtü'ye. İzin vermedim. Ama şimdi yarışmacı da, ya anormal bir şey bu, normal bir şey değil bu. Gerçekten izin vermeyecektim ama Melike Hanım'ı kıramadım. Çünkü dün onu yaşadı ya, sırf ona ayıp olmasın diye. Kız bile korktu yani, ne yapacağını şaşırdı. Sırf ona destek olsun diye onay veriyorum. Yoksa başka türlü onay vermiyorum. Yani kalkıp böyle bir istekle gelirsen ben de izin vermem buna. Ben benim evime de gelsin izin vermem. Ama hani yarışmacı der ki bana ne yaparsan yap kendi tabandır otur yıka keyfin bilir derse tamam eyvallah. Ahmet ben öyle diyeceğim ne tamam. Diyeyim misafirim ya. Bak ona hiçbir şey diyemem. Bu senin evin, senin yarışman, uzak senin sürece günün. Ben izin vermem. Ben böyle bir şey tasvip etmiyorum. Kesin. Bana da hiç normal gelmedi. Hoş da bulmadım ama kendi tabak çadağını kullanmak istiyorsan yarışmacı da kullan istersen derse çıkar kullan. Benim böyle bir takıntım var, böyle bir hastalığım var. Hakikaten insanlar bunu eleştiriyor, önyargılı davranıyorlar ama bu bir hastalık. Ben böyleyim, evimde de böyleyim, akrabama gittiğimde de böyleyim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Amacım onları ezmek ya da kırmak değil ama beni böyle kabul edip saygı duymalarını istiyorum. Yani çamaşır suyu tabak, tencereye, çatala, bıçağa asla değmez. Recep Bey büyük ihtimalle bizim için değil de Yurdagül Hanım'ın kendi kullandığı servis için bunları yapmıştır diye düşünüyorum. İnşallah öyle yapmıştır çünkü ben çamaşır suyunun kalıntılarıyla dolu bir tabakta yemek yemek istemiyorum. Recep Bey'in çamaşır suyuyla yıkaması yanlış. Yani bunu ben orada kaçırdım. Bunu bilseydim şayet Recep Bey'e de tepki verirdim. Çamaşır suyu ne demek yani? Yurdagül Hanım'ın bir sorunu varsa onu ilgilendiriyor bizim sağlığımızla. Oynayamaz diye düşünüyorum. Bir mana bulamadım, anlamsız buldum. Biz de tabii ki hepsini yıkadık. Hep bizim ürünlerimiz de malzemelerimiz de temizdi. Ben pek bir anlam bulamadım aralarındaki o iletişimi. Bu arada sofrayı soramadım, masayı soramadım. Masa hakkında yorum mu yapacak? Ya. Çift servis açılmamış. Güzel olarak güzel.
Ama çift servis mi yok maalesef. Çantamdan bardağımı falan alacağım. Ah, ay bardak yani bardak her gün aynı şey mi yaşayacağız? Yani yine mi yurda girelim evet. Gerçekten? Evet. Aşk olsun yani. Ama bu benim hassas noktam. Yani dediğim gibi Zola'nın çift servisimiz yok. Öğrenci evi gibi bir masa yani. Normal öğrenci evi. Evet öğrenci evi gibi bir masa. Öyle bir davet masası değil. Hiçbir şeymiş falan olsaydı. Tuzlu karabiberlik var ortada. Yani sade, sade bir masa. Evet. Şey renkleri güzel. Bu yeşil pembe hoş durmuş. Evet. Yani. Sanırım kendi takımları. Tabii büyük ihtimalle. Bizim değil, Biz seni takımları. Gelin, buyurun. Teşekkür çantası ederim Recep. Recep Bey servis, çift servis açmamışsınız. Çift servis açmak zorunda değilim bu arada. Böyle bir çift servis açılacak diye bir kaide yok. Talep edersiniz size ekstra bıçak falan tabii ki verebilirim. Talep edeceğiz normalde. Yani şey kalabalık olmasın diye her bir şey masamız küçük benim masam bile. Masa olması gereken değil mi bu yani çift servis olması gereken. Ben çift servis ihtiyacın olursa veririm çatınızı bıçağı. Yani sürekli masadan kalkarım ben sizin için hiç problem değil. Bu bir eksiklik. Eksiklik de değil. Size göre eksiklik, bana göre değil. Benim masamda da mesela çift servis var. Aynı şekilde. Masamıza her şeyi koyamayabilirim. O yüzden biraz daha bu boşluğu kırmak için, daha boş olsun diye, daha rahat hareket edebilirim diye yapmış yani olduğum şey. Yani bir çatalla yani masada olmaz bir yani. Tane bardak... Çok mu kalabalık olurdu bir çatalda? Evet çünkü şey kalabalık yapıyor yani. Burası yani, bunun yanında bir çatal daha olsa kalabalık ben mı olacak? Ben böyle gördüm yani, böyle şey yapmak istedim. Peki size. Burada niçin bir dekor kullanmadınız, masayı çünkü renklendirdiniz? Çünkü dediğim gibi kalabalık oluyor. Buraya iki tane mumunu koyayım bir görsel olarak. Sizin ha, dünkü tuzlardan tuzluk yok dediğiniz için orkestrı böyle koydum. Mumlarınız da yanmıyor. Mumu niye yakayım ki? Tuğçe Hanım siz galiba bugün benim günümü oynamaya geldiniz. Sizin gününüze niye ne oldu? Ya bu tabirin bu kadar acımasız değildiniz. Hiç hoş değil tavrınız şu an. Hiç hoş değil. Eksik da var. Bunu yarın da var. Ay, ben çorbanızı getireceğim. Bunu yarın da var. Tamam. Unutmayın. Masa düzeni çok kötüydü. Yani hiçbir davet masası gibi değildi. Benim masamla zaten hiç yan yana bile gelemez. Masa düzeni sadeydi. Çift servis yoktu. Ama genel olarak her şeyi yetiştirmişti. Çift servisi açmaması kendi tercihi. Yani ben böyle bir saçma sapan bir şey görmedim gerçekten. O kadar moralim bozuk ki yani şu an. Ama beni şey yapamayacaklar, yeremeyecekler. Bunun yarını da var. Yarına bomba gibiyim. Ertesi günler Recep'i görse zaten bomba gibiyim de. Yine bomba gibi olacağım. Yani ben böyle saçma sapan yorum görmedim. Resmen bana kurulmuşlar yani gelmişler. O kadar üzüldüm ki yani şu an şu yaptıkları o kadar ayıp ki. Bunun yarını da var. Hiç önemli değil. Onları da göreceğiz. Bu bardak seninki mi? Zahra'nın benim. Altınlı mı altınlı? Zuhal başka Hanım. Neyini getirdin? Bıçağım. Kaşın, çatalın yok mu? Çatalın mı? Aa çatalın nasıl da var. Nasıl yıkanmış bu? Ne? Kokmuyor. Bu çamaşır suyu kokmuyor. Siz yine emin misiniz kadınıza? Arkadaşlar rahatsız olduğu böyle için. Böyle bir şey de var yani. Ama çamaşır suyu kokar. Nasıl kokmuyor? Sizi rahatsız etmesin diye. Kokmasın zaten ama Ahmet. Ama kokmasın ama yıkadım diye getirilen şey kokmasın lazım. İyi durulamıştır bence İyi kokudan. İyi duruladım. Durulasın zaten zehirli. Yani çamaşır suyunuz yanınızda herhalde. Evet getirdim. Getirdin mi gene? Getirdim Zuhal Hanım. Ya bir de Allah korusun bir şey söyleyeceğim. Deri çantaydı demin gördüm. Onun içinde mi? Evet. Ekstra bir poşette değil yani. Poşetteydi. Çıkardım içeri girerken. Ha. Yani kazara çantanın içinde çamaşır suyu açılsa, dökülse telefonuna... Sıkı sıkı kontrol ediyorum. Dün getirdiğiniz çamaşır suyu. Cep çamaşır suyu yok mu? Aynen. Cep seyahat boyu. Çok hani mantıklı. Boş şişeler alırız ya. Dün kullandığı çamaşır suyunu getirmiş. Yani günde 4 tane evet. Kullanıyordum dedi. Dedim ki dün kullanmamışsınız, bitirmemişsiniz. Ama burada bir... Dün şimdi evde fazla vakit geçiremedi ya. Yani yakışmaydı falan. Aynen. Çoktu. Bu sana yarayacak bu program. Müdür Hanım bir önce gidip çıkın. Şu benim şeyimi atın. Nereye lütfen. Gidecek ya? Mutfak kontrol edeceğim. Ha, mutfak kontrol izin veriyor musun? Yo edebi hayır şeyi yıkayacağım dedi ya. Hayır edeceğim veriyorsunuz. Ben baba gideceğim. İzin veriyor musun? Yurdagül Hanım'a veriyorum. Sırf yarın onun mutfağına girmek için yapacağım ben de. Buyurun. Tabii ki. Buyurun. İzin verdi Recep çok... Beni şaşırttın şu an. Recep Buyurun. Bey çöplerinizin ağzı açık. Olabilir, kapattık. Bunlar bu da çöp. Normal. Bunları kaldırmamız lazım. Sizi de göreceğiz yarın. Ben de görüyorum. Bunlar Sizi hep göreceğiz. Açık. Ne yapabilirim? Ben şimdi bunu nasıl yiyeceğim? Ağzı ne, açık. Yiyeceğiz? Bak şimdi açtım. Yurdagül Hanım lütfen bahane üretmek için bahane üretmeyin. Çöplere bak gel ne olmuş? Bak, ne bak, olmuş? Poşetin için ne olmuş? Bak ne olmuş? Çorbalar başlamadan önce ben nasıl başlayacağız zaten? İlgili hani şey ortada yarışmacılar istiyorum. Yok, hani çorbalar evet. Yok. Bak bunlara ne bak açık. Ne olmuş bana söyleyin.
Yürek Hanım, mutfağı terk eder misiniz şu an? Edemem. Evet, terk eder misiniz? Bu kadar şey... Lütfen çıkar mısınız? Lütfen çıkar mısınız? Eleştiriye karşı sesimi yükseltmek istemiyorum. Çıkar mısınız? Çıkmıyorum. Onlar gelmeden ben de bir şey söylemek istiyorum. Dün benim bardaklarımı, ben bardaklarımla tabaklarımı da masa için yeni bardak almıştım. Bardak demişken pardon, benim bardağım hangisi? Sizin bardağınız bu tarafta kalıyor. Evet. Niye öyle? Masa düzeni diye bir şey yok gördüğünüz gibi. Biraz ayrıca evet, bakar mısınız? Çok... Son dakikada mı hazırladı Gürbüz masayı? Ben görüyor musunuz? Peçete var bu arada. Benim bardaklarımı hiç kullanılmamış bardaklarıma laf ettiler ama lekeli bunlar. Bunda siz de bardaklarınızı getirmediniz mi kızlar? İki bardak çıkardık şuradan. Bilseydik getirdik Zuhal Hanım yani. Bana bak şey yapsak acaba bu haftaya özel. Badem yurda gül çamaşır suyunu getiriyor çatanın bıçağını. Birimiz kısır yapalım. Kesinlikle efendim birimiz bir börek, bir zeytinyağı, bir gün tadında bir beş çayı. Mutfağından çıkar mısınız? Arkadaşlar gördünüz değil mi? Mutfağından çıkabilir mi? Mutfağından çıkar mısınız lütfen? Siz istediğiniz için değil, lütfen kendim istediğim için lütfen çıkıyorum. Mutfağından çıkın. Bu hafta da böyle olsun. Masamız öyle zaten. De bence de. Davet masası gibi değil, bir gün masası gibi. Çok sıradan. Derdi başka, derdi başka. Onun derdi başka. Ben başka bir şey söylemiyorum. Tabak yıkamayı bahane ediyor. Kalkmış buraya gelmiş. Tabak yıkanacak. Yok bilmem ne, mutfak kontrolü yapıyor ama... Yarın ben neler yapacağım neler, o şimdi böyle keyifli geçsin, ben ona göstereceğimi biliyorum ne yapacağımı. Yarını çok heyecanla bekliyorum, çok heyecanlıyım, bu gece uyuyamayacağım. Bitti mi? Evet. Ne çabuk, fast kol, bir yıkama oldu. Bayağı bir kızdı. Sadece kim kızdı? Kokusuyuz. Recep Bey. Neye kızdı? Mutfağını açık gördüğüm için Zuhal Hanım. İzin verdi sana, niye kızdı? Sonra kızdı. Çünkü yani önce izin vermedi, sonra izin verdi, şimdi girdin diye kızdı. Evet. Sokmasaydı. Görülmemesi gereken şeyleri gördüm o yüzden. Ne gördün? Zuhal Hanım, bu kadar bir kıl gördüm. Acaba köpeğin kılı olabilir mi? Köpek var mı? Köpeğin burada yaşamıyor. Ama o zaman... Versene şu resmi Tuğçe sana zahmet. Hemen. Benim burada biraz dar da alalım. Bakayım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu tat dişin burada adı yaşamıyor. Ne? Noka kızım o. Bu burada yaşamıyor. Annemle Sarıyer'le beraber yaşıyoruz. O burada değilmiş ki sendir. Ama tezgahın üstünde gördüm. Siz demin öyle demediniz. Çöpünü ağza açık dediniz. Nokka. Siz daha çok yanar dönersiniz. Bunu söyleyeyim. Ben de. Hiç de değilim. Gerçekten çok sinirleniyorum. Bu kadar yanar döner, bu kadar oyuncu. Gerçekten bugünü bir atlatalım Allah'ın izniyle. Yani işte bahane. Her şey bahane. Bugün... Bana kurulmuşlar. Çok ayıp ama. Yapacak bir şey yok. Başka ne vardı mutfakta? Çöpleri açıktı Zühal Hanım. Evet. Dolmuştu. Her şey açıktı. Tencereleri, yemeklerin ağzı açıktı. Ben gnocchi falan gördüm. Üstü kapalıydı. Hayır, değildi. Hayır. Ben şeyi değildi. Gördüm. Tencerede etleri falan hepsi kapalıydı. Çorbası falan açıktı Zühal Hanım. Dolduruyor şimdi adam onu da. Dolduracak. Açmadan nasıl doldursun? Ama ben Yurdagül, açık gördüm. Bir değişiksin ben ha. Ben açık gördüm. Yurdagül Hanım'ı ben yani şov yapmak için yaptığını düşünüyorum. Çok samimi bulmuyorum bu konuda. Yani ama Recep Bey'in bardakları pisti. Bugün haklı. Benim dün hiç kullanılmamış tabaklarıma, bardaklarıma laf söylediler ama kendi bardakları pisti. Bugün Yurdagül Hanım'a hak veriyorum. Keşke ben de getirseydim. Benim günümde Yurdagül Hanım'ın tabağını, çatalını getirmesine, yıkamasına izin vereceğim. Yani sonuçta kendisi ifade etti. Bu benim hastalık derecede bir sorunum dedi. Bundan sonra ben ne diyebilirim ki? Yurdagül Hanım mutfağa gitti, mutfağı kontrol etti. Çöpler olduğunu söyledi. Açıkçası dün de aynı şeyi yaptı. Fakat Yurdagül Hanım'ın ben laflarının çok tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Bana geldiğinde de asla ve asla dediğim gibi izin vermeyeceğim. Eğer tekrar çamaşır suyu kullanmak isterse banyoda yıkamasını talep edeceğim. Çok dağınıktı. Her şeyin, malzemelerin, ürünlerin ağzı açıktı. Bundan dolayı rahatsız oldum. Köz biberli pesto soslu. Evet. Pestolu köz domates çorbası. Köz domates çorbası. Evet. Biber var mı içinde? Hayır yok. Sosu kendiniz mi yaptınız? Domates sosunu, pestoyu hazır aldım, domatesi kendim yaptım. Niçin hazır kullandınız? Ben dün de söyledim, hazır kullanılabilir, ben buna karşı değilim, hazır ama kullandım. Ama bunu yapıyorsanız dün o kadar eleştiri yaptık. Ben sizin soslarınızı eleştirmedim bu arada. Soslarım önemli değil, sonuçta genel olarak tabii, bir eleştiririz. Evet, eleştirdim ama pesto dün dedim. Ahmet Bey, ben soslarımı kendim yapıyorum. Ben dedim ki, kendi yapmak zorunda değil, hazır da olabilir, kullanabilir dedim. Ama yani olabiliyor bu bir çorba, çorbada yani pes sosunu yani, siz yapabilirsiniz, çok zor bir şey sonuçta değil. Sonuçta buradaki domatesi fırına vermişim. Domatesi fırına mı verdiniz? Evet. Domates köz diyorsunuz, közlemeniz lazım ocakta. Ama köz tadını değil, alalım. Fırında aynı fırında şey oluyor zaten. Fırında közleniyor zaten. Domates çorba. Siz gastronom okulunda emin misiniz? Ocakta bir közler, hayır ocakta közlerseniz köz tadını daha çok alabiliriz. Yani şimdi domatesi genelde fırında közler.
ocakta da hayır, köz. Köz tavaları da var. Yani ocakta var, istemezseniz köz maçı falan da aynen. Var da. Yani tava, bildiğimiz ama köz tavalar var. Ama genelde çorbaları fırına atıyorlar domatesle. Evet. Patlıcan başka bir şey tabii de. Peki bence tadı nasıl olmuş şuradaki? Çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Abi. Ellerine aa, sağlık. Bayıldım. Pesto sosun hazır olması seni bozmuyor. Hayır çok güzel, çok lezzetli. Sevdim. Bu sefer tuzu az olmuş. Dün çok tuzlu, bugün çok az tuzlu geldi. Olmuş. Çok ben yani. Her şey mükemmel. Sosunuzu hazır kullanmam benim için eksi tamamen. Eksi. Tadı, tadına baktın, tadını yorumlayacaksınız. Tadı çok güzel, tadı lezzetli. Tamam, fakat tuzu oradan, az. Güzel yapmışım demek ki. Kıvamı, ya, domatesi. Kıvamı, yani hazır kıvamı olması, yerinde. Onu kıvamı yerinde. Pesto sos ama yapmadı sonuçta bu her sosu şey. Da ben kendiniz yaptım. Yapmayacaksınız yani. Ne alakası var? Çorbayı yapmanız manası o zaman sizi pesto sosu. Sizi de göreceğim, sizi de göreceğim. Görürsünüz canım, beni ama de. Tadını, tadı güzel olmuş diyorsunuz ama pesto sosu ben hazır ben tadına bir şey söyleyeyim mi? Fakat tamam, eleştiri yapmam gereken. Pesto sosu neden yazdınız? Nasıl? Hazır kullanacaksanız pesto sosu neden yazdınız? Pesto sosu yazdım. Hazır veya hazır yazmak zorunda mıyım? Sonuçta pesto kullanmış mıyım? Ama içinde kullanılıyor. Evet, İçinde bitti. Geçtiği için. Ben, bence o zaman işte belirtmeniz lazım ya. Kendi yapmayacağınız bir ürünü yok. Yazmamanız pesto lazım. Pesto sosu demişsen pesto kullanmış mıyım? Pesto tadı alıyor muyum? Bitti. Alıyorum bence da. Bence hazır olması benim için değil. Olabilir. Sizin için problem. Ama sizin de hazırınız var. Nohutunuzu hazır almışsınız. Bize tamam. Açmamışsınız gibi. Ama nohut farklı, pesto farklı. Niye farklı olsun? Aynı. Niye pesto bir sos. Başlayabilirdiniz? Nohut farklı bir işlem. Pişmesi zor bir şey. 2,5 saatte. Hocam kısıtlıydı, ben kullanmadım. Ben emek taraftarıyım. Ya olabilir ama ben kesinlikle büyük konuşuyorum. Yani ben kesinlikle olabilir. Hazır karşıtıyım. Çünkü bu bir yarışma. Emeğimize de puan veriyoruz burada. İşte aynen. Emek işte bu da bir emek o zaman. Kesinlikle, hazır kullanmak emek değil mi kesinlikle. O zaman? Ha, öyle zaten bakmak marketten gerekiyor. Aldığınız okay. Gibi Recep Bey bunu kaynatıp veremezsiniz aynen bize. Öyle. Yani bu pesto sosunda siz kendiniz yapsaydınız biz burada emeğe çok dikkat ediyoruz. Evet. Yani şahsen ben olabilir, dikkat ediyorum. Olabilir, tamam. Bir de rondo olayı. Ha. O süzülüyor mu rondodan? Ben çektim rondodan. Çektim ya. Yani mikser içinde. Yani bu içindeki domates... Tencereye koydu, tane içinde çektim. Recep Bey bu içindeki domates tohumları olmak zorunda mı bunun içinde? Evet olmak zorunda. Evet. İkiye bölüyorsunuz domatesleri, fırına diziyorsunuz, sarımsağını koyuyorsunuz, peki, yağsını yiyorsunuz. Rondodaki sebep o şeyi pütürlü... Püre haline getirmek, daha şey, kıvamını dağıtmak yani şey, sıcak su ekliyorum. Evet, diyorum. Şimdi Zuhal Hanım ben efendim? Kesinlikle... Süt ve yoğurttan süt ve yoğurttan oluşan çorbalar riskli oluyor diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Riskli olan çorba da emektir. Yaparsa güzel olur. Yapamazsa olumsuz bir puana. Yapabilmiş mi? Yani şu an süt kesilmiş gibi görünmüyor. Evet. Sadece bu içindeki yarım çay bardağı bir süt. Aynen süt içine. Kesilmemiş gibi evet. Görünüyor. Tadı da bence hoş. Tuzlu afiyet olsun. İdare ediyor. Hafif ekşimsilik var. O da domates çorbası da normal. Evet. Afiyet olsun. Kıvamlı. Ben de biraz tuzsuz buldum ama çok değil. Biraz da fazla şey kıvamlı geldi bana. Görüyorsunuz domatesler. Biraz fazla kıvamlı geldi ama genel olarak güzel. Tamam. Ama çok güzel. Sadece şunu sormak istiyorum buyurun. Sana. Tabii ki hazır kullanabilirsin. Fakat mesela normal köz domatesli çorba yapsın. Niye pesto ekleme gereği duydun? Ya çünkü değişiklik olsun. Evet, değişiklik olsun. Tat ha. Veriyor. Çünkü pesto tadı güzeldi. Çorbaya güzel, yakışını evet. Düşünüyorum yakışmış, ben. Yakışmış o ayrı. Yapmak istedim. Ha yani öyle bir özel bir sebebi yok. Aynı yok. Anladım. Peki. Eline sağlık diyelim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet. Şu tadı güzel. Olacağım. Çok az tuzsuz. Çok az. Evet. Bir tık evet. Daha olsaydı tam ideal olurmuş. Yoksa bir tık kıvamlı daha. Ve lezzeti çok bence çok öyle akşam hepten anadan tuzsuz değil olacağım. Ama. Evet. Şey, tuzu bence yerinde bir tık geldi. Hafif belki ama yani güzel. Genel olarak güzel. Biraz ağırlaştırmış da yani. Hazır kullandığı için. Kendisi yapsaydı bu kadar evet. Ağır bir tat almazdı bence. Kendi de yapabilirdi. Bence. Çok zor bir şey değil pesto ya zaten sosu beni de onu zorlayacak bir şey yoktu. Yani bir pesto sosu yapmak da çok zor olmasa gerek. Hoşuma gitti. Çok şükür. Bence şey, kötü bir geri bildirim almadım. En azından buna mutluyum yani. Temiz şey vereceğim onlara. Bir diğerlerini de alayım geliyorum bir. Ama güzeldi, yorumdan sevdim. Herhalde şimdi bu sefer de şey dersiniz diye mi korktu acaba? Aa, zaten domates çok kolay. At fırına domatesi, iki kesip getir diye mi? Pestoyla zenginleştirmek. Ama ne değişti ki yine hazır ürün kullandı. Ben bütün yarışmacı arkadaşlarıma söylüyorum. Yani ben hazır ürün kullanıldığı zaman... Ellerine sağlık, hepsini tutar. Puan kırar mısın? Yani ben emek karşıtıyım. Karşıtı mı? Of. Of. Gittik. Nereden döneceğiz bilmiyorum. Çıkmaz sokak. Vay, vay. Emek yanlısısın abi, sen. Zuhal Hanım. Emek taraftarı. Yani yemek emek yarışmasındaysa. Yani burada yarışmadayız. Doğru söylüyorsun. Bir yerde katılıyorum. Bir yerde de şöyle bir şey oluyor mesela. O zaman ben de aynı şeyi düşünüyorum. Madem yemek yarışması her şeyi kendiniz yapın. Mesela nahut da haşlayabilirdim. Bir avuç haşlarım. Riske girsin.
riske, biraz risk alınması riske lazım. Riske girdiği için yaparsa... Ama mesela öyle yarışmacılar geliyor ki, geçen hafta da gördük örneklerini. Şimdi el açmaları var, hamur işleri evet. var. Efendim tatlıları aşamalı. Envai çeşit işte 8-9 çeşit yapmış. Orada bir tane bir şey hazır kullandığı zaman ben onu şey yapmıyorum yani. Çünkü hani o kadar şey çok zahmetli bir menüyse bir tane bir şeyini kullansın konserve veyahut işte dondurulmuş neyse. Yani mesela diyorlar ki ay salatandaki mısır hazır. Tamam yani onu da hazır kullansın. İnsan o kadar uğraşmış yapmış diyorsun. Yorumlar güzel bence. Yurda Gülhan'ın beni çok şaşırttı. Ama bu kadın böyle yapıyor ama adaletli olduğunu düşünüyorum ben. Bu güzel. Benim için adalet çok önemli. Çünkü ben de kendime adalet arıyorum. Ne kadar eleştirsek de birbirimize hakkını yemiyorum. Ama şimdi hani çok da risk alınmamış, çok da klişe, çok da yapılmış yemekler geldiğinde bir de içinde de menünün 2-3 tane hazır konserve ürün gördü mü benim nazarımda da yani. Eksi puan yani evet. açıkçası. Yani biraz da risk alınsın artık yemek kesinlikle. Yarışması bu. Yani Pesta Sos'un hazırını yapmışlar. Niye uğraşayım ki yapmak için? Dün yaptı da ne oldu? Beğendik mi? Demek ki ondan hazır olmuş, yapmışım, hazır almışım ne fark ediyor ki? Yalandan işte konuşmak için konuştu yine yani. Çorbada emek olmasa okey diyeceğim ama çorbada bir emek var yani. Domatesleri közlemişim, fırına koymuşum, da kameralar görecek. Alıp da kendi girmeli ya fırına. Pesto sosu hazırdı. Tabii ki kendisinin yapmasını beklerdim. El emeğini de görmek isterdik. Bir tık tuzu azdı ama çok lezzetli kıvamındaydı. Pestolu köz domates çorbası için tadını beğendim. Tuzu eksikti. Pestoyu keşke kendisi yapsaydı. Ama onun dışında herhangi bir sıkıntı yoktu. Kıvam ve orantısı bence gayet yerindeydi. Pesto sosun hazır alınması benim takıldığım en hassas noktalardan bir tanesi. Onun haricinde çorba güzeldi. Pestolu köz domates çorbası. Pesto zaten hazırdı. Kendisi yapması gerekiyordu. O kadar eleştirdiler beni. Kendisi yapması gerekiyordu. Köz domates çorbası olmuş ama ben dediğim gibi gene ocakta ya bir köz tavasında bir şeyde pişirmesini tercih ederdim. Bu konuda beni masada eleştirdiler ama ben gene aynı fikirdeyim. Keşke köz domatesi öyle yapsaydı. Tadı güzeldi ama baskın bir tadı vardı. Ama beğendim, güzeldi. Ama kıvamı çok yoğundu. Dün sana çok şaşırdım. Evet. Hem üzüldüm hem şaşırdım. Ben de yani bence iddialı, menüm güzel ama birkaç aksilik yaşadım. Kötü bir gündü ama, bak, ama normalde... Hata yaptığın yerler çok evet, masada büyük, da çok hata. Majör hatalar. Hata yaptım. Yani et en büyük sıkıntıydı orada. Hadi yani her aslında... şey biraz tolere edilebilir belki. Ki arancininde de hata vardı. Yanlış anlamayın, yarışmacılarımız daha evvel yemedikleri için tam evet. arancini... Zaten o farklı değil ama... farklı bir şeyini yapmak istemiştim. Sadece arancini içerisinde farklı yapmak istemiştim. Fark ettim ama tam o performansı alamadım. Özellikle pirinçleri çok fazla pişirmiştim. Ama... Yani etin o şekilde... Yani senin bütün dikkatini, her şeyini ete vermen lazım. Ana yemek. Bir de aslında dün söylemedik. Ama şimdi arkadaşlarımla da çıkışta konuştum. Sen bize sadece tereyağı getirdin. Gerçekten. Onun içinde limon yoktu. Limon zestini koydum. Bir de sarımsağı fırına attım. O yumuşak halini koydum. Nasıl yani? Ben sadece yağ gördüm. Yok, içinde tereyağı ve sarımsak ve limon zestini yoğurarak buzluğa attım. Yağla beraber. Evet. İki kişi de yoktu, onu biliyorum. Tabaktan ben düşürdüm. Ben benimkinde de almadım limon tadı. O aroma yoktu. Yoktu. O herhalde koymadı yok. Dedim. Sadece yağ getirdin zannettim. Koydum. Yani belki biraz az koymuşumdur. O olabilir ama. Hiç alamadım tat. Yani et de çok önemli olan şey eti, pişirme. Eti ilk başta yaptım ama sonra ben onu fırında unuttum. Yani tavayla birlikte fırına attım. Ama nasıl unutursun? İnsan yemeğine evet. gider gelir kontrol eder. Hani bir aynı anda 3-4 şey pişer. Hadi evet. o da kaynadı dersin. Ama evet, ana yemek. Size gelip gidip bakman lazım. Aynen. Evet. Yani takır takırdı yani. Öyle böyle değil. Neredeyse yanmış yani. Evet, ette hak veriyorum yani. Etim fırında unuttuğum için olmadı. Ama nasıl unuttun işte onu anlamıyorum. Ya, o sıra tatlımla diğer şeylerle uğraşırken son dakika onu orada unuttum. Valla ben sizin yerinizde olsam en çok dikkatimi ana yemeğe veririm. Benim için ana yemek çok önemli. Herkes için evet. de öyle yani. Bir başlangıçla bir salatayla bir tutamayız. Aynı kefeye koyup. Puanı da benim için daha yüksek. Sizin için kesinlikle. De öyle olmalı. Notlarken beğendiğinize daha fazla ana yemeği beğendiyseniz puan verin yarışmacıya. Beğenmediyseniz ana yemekten daha fazla puan kırılabilir. Ara yemekten de kırılır. Hepsinden kırılır ama ana yemek benim nazarımda 3 puan. Öyle söyleyeyim size. Ana yemek çünkü adı üzerinde. En doyurucu. Evet. Ve kesinlikle. De en başta... İlk aktörü menünün ana yani yemeği. Yani serviste de hatalarınız oldu. Yani ben sizden yeni bir servis istediğimde eti getirip beni tabağıma... Evet, benim o sıra bakın ben de size özür diliyorum. Allah'tan kimse 2-1 kullanmadı çünkü eksik 2 yarışmacı tadamadı. Yani bir de 4 puanı az gördünüz. Gerçekten ben hala az görüyorum. Yani 6 puan en azından bana bunu söylememiz gerekiyordu ben bence. Yok ben hala yani sosumuzun tadına bakamadım.
Tamam, siz haklısınız. Zaten ben özür de diliyorum. O tabağı alıp değiştirmem lazımdı ama ben o sıra mutfakta tabağımı yere düşürdüğüm için o an her şey gitti. Allah, bir anda olsun. Şey yaptım. Hani getirdim. O yanlışı size yani yazık diliyorum. Oldu menüne. Evet, evet yani asla da böyle bir performans sergilemem. Melike Hanım bir kere konuşmaya hakkı yok. Sen kalkmışsın, yetiştirememişsin bazı şeyleri, eksik yapmışsın. Kalkmışsın bana kalkıp bir de şey diyorsun. Beni eleştiriyor, hazır kullanmışım diyorsun. Yani evet birazcık mutfakta o baştaki çalışan karışıklığın sebebi Yurda Gül'dü. Ama yani eti pişirirken Yurda Gül yoktu yanımda. Orası. Hafif bir karıştı orada. Aa, gnocchi'ler geldi. Evet, şöyle vereceğim. Gnocchi'yi biliyor musunuz? Evet, ben bilmiyorum. İtalyan bir patates. Sen bilirsin. Evet, İtalyan bir makarna. Patatesle evet. Yapılan. Nasıl buldun sunumu Melike? Yani çok da güzel değil böyle. Hani benim dün tabaklarda tabaklarıma sürekli laf etmişlerdi. Kenarlarında evet, izler var vesaire. Hı. Aynı şekilde. Bayağı bayağı var yani. Bayağı bayağı silme izi kalmış. Silme orada. İzi kalmış orada. Sunum olarak olmamış. Bir sunum yok. Peki bir de tadına bak bakalım. Gelenler de bakacak. Melike'nin surat ifade mimiklerini anlamaya çalışıyorum. Beğendim beğenmedim. Dur bakayım yesin. Siz nasıl gördünüz sunumu Ahmet ve Yurda Gül? Ben çok basit gördüm Zühal Hanım. Hmm. Daha farklı sütlenebilirdi. Bir tane yok ki açar mısınız arkadaşlar? Bir yani. Görselleri paylaşalım. Daha ben yemediniz sanırım. Ben yemedim. Sen biliyorsun. Ben de yemedim. Sen de yemedin. İlk kez yiyecekler New York'u. Ben biraz araştırdım. Patates, yumurta, un. Teşekkür ederim. Hamuru oluşturulup ondan sonra mantı gibi pişiriliyor. Aynı mantık. Aynı kafa. Yani, aslında güzeldir. Zühal Hanım. Bizim ecdadımızın, Osmanlı'nın 5000 küsür tane yemeği var. Yani ben şaşırıyorum ya. Neden İtalya'ya gidiyoruz? Neden başka tarafa gidiyoruz? Ama burası bir yemek yarışması. Her lezzeti denemek. Yani her hafta da geleneksel Türk mutfağı da olmaz tabii. Aynen. Ama 5000 küsürden bahsediyoruz Zühal Hanım yani. Yapanlar da var tabii. Yani. Neler, bizim mutfağımız çok zengin, o ayrı. Şimdi, ama bir şey diyemeyiz. Yarışmacının kendi tercih edelim. Tabaklarınız silme izleri ve hep lekeli. Çünkü yıkandı. Şimdi damlattığım için şimdi sildim peçeteyle. Ama böyle gelmiş bana. Bu şekilde gelmiş. Benim de bu şekil. Sunumunu da beğenmedim. Neyi beğenmediniz? Yani bu nedir? Mutfağı sen niye yoğurt yiyorsun? Söyleyeceğim şimdi. Kalmadı demeyin Recep. Yok kalmadı demeyeceğim. Bir kaşık getireceğim ayrıca. Kaşık isteyen var mı? Yok ben istemiyorum. Tamam. Herisi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Zuhal Hanımcığım. Kırmaya karşı bir alerjim var benim. Aa. Evet, bunu gerçekten söylüyorum. Alerjim var. Öyle mi? Sırf hani arkasına sığınmamak için demeyin diye. Kendim için bir tane tabağımı dün akşam kırdım maalesef. Kendim bunu kullandım o yüzden. Yanlış anlaşılmasın yani. Peki. Peki bu sizin tadına bakmadınız mı yemeği daha önce? Baktım. Daha önce yaptığım yemeği. Kremalı. Evet kremalı ama tadına ben yemiyorum. Tadına bakıyorum. Alerjiniz var. Alerjim var kremaya karşı. Şimdi sizin için bir daha bakacağım. Ben de risk alacağım. Şöyle yani böyle bir riske girmeseydiniz alerjiler. Yok, gireceğim sizin için. Sosu böyle kırmızı mı olur, beyaz mı olur? İçerisinde parmesan var mı? Var. Var tadı geliyor baskın zaten. Bir, aynen çok baskın şeklinin şekilde. Böyle hafif böyle midyensiz mi? Domates soslu yapan da var bunu, böyle yani yapan şekil, da var. Ben böyle tercih ettim. Şekline bakın. Alakası yok zaten. Hayır, alakası aynen. Yok Zühal Hanım. Yani daha birebir herhalde yapacak halim yok. Yani onu sunuyorsanız bence birebir yani, yapmanız gerekiyor yani. Şeklinin şu olması lazım. Şekli değişiyor. Bazen telaşla size göreceğiz. Şimdi en hakim burada Melike bir İtalyan mutfağında çalıştığı için bunu uzatabilir misiniz? İtalyan aynen. Mutfakta da çok görüyorum. Şekli tabii ki kesinlikle böyle olmaz. Şekli böyle olmak zorunda değil diyorsunuz ya. Evet. Gnocchi diyorsak şeklinin öyle olması gerekiyor niye? Tabii ki. Niye? Niçin? Yani gnocchi deyince nasıl görsellere yazdığında o şekil çıkıyor. Hiç böyle bir şekil tamam, çıkmıyorsa. Gnocchi'nin, normalde gnocchi'nin anlamı bu demek mi? Hayır, sonuçta gnocchi yazdığınızda tamam, ne çıkıyor? Tamam ama gnocchi bu demek değil. Siz yanlış biliyorsunuz bence, bunu bilmeniz lazım. Gnocchi bir isim. Tamam, bunun gnocchi, adı ben, değil. Ben de biliyorum isim olduğunu ama tamam, bakın görsellere baktığınızda nasıl görsel çıkıyorsa. Ya görsellere bakarsanız orası ünlü restoranların yapmış olduğu bir şey. Ben bir şef değilim, artçilim, öyle bir şey yapamam. Bu benim yorumum. Getirdim mi getirdim. Bu benim yorumum, görsel olarak hayır, beğenmedim. Hayır bitti, getirdim. Bir gnocchi var ya, ortada diyorsun. Ben de gayet lezzetli ve parmesan tadı da geliyor. Yani, ben lezzetini beğendim açıkçası. Sen beğendin. Ben yorum yapabilirim. Melike tamamlasın. Ben dediğim gibi görüntü de önemli. Görüntüsünü beğenmedim. Böyle olmaz. Olmamalı. Hiçbir yerde de görmedim. Siz de gördünüz. Tadını da beğenmedim. Olmaması gereken siz yaptınız ama. Aynen o benim masam. Evet sizin masanızdı. Bugün sizin masanızdayız. Siz yaptınız. O zaman ben sizi değerlendirmeyeyim. Puanlamaya gelince de benim masam böyleydi diye değerlendirmeyip puanı ona göre yazın. Sorma hakkımız olmasın. Normalde size dün bunu herkes biliyor. Dörder puan ve beşer puan fazla bile verildi ki insanlar kıyamadı size. Emin olun kıyamadılar. Tuğçe Hanım'a eksik verdim, size eksik bir şey vermedim. Ne? Eksikle alakalı değil ki. Kıl çıktı, tüy çıktı, şimdi buna konuşmayalım. Genel olarak.
Genel olarak bahsediyorum ben. Kişi bugün, olarak bahsediyorum. Bugün sizin masanızdayız. Evet, hoş geldiniz. O zaman ben sizin masanızı değerlendirdim. Ne kadar enerjiyim. Sizden sonrası enerji. Farkında mısın? Aynen. Ben de bugün çok enerjiyim sizden sonra. Yine düşük geldiniz bana. Hiç enerji alamıyorum. Negatif enerji alıyorum. Ben böyleyim. Vallahi çok negatif enerji alıyorum. Tadını da beğenmedim. Bomba gibiyim. Nasıl karşıladım sizi ve böyle karşıladım. Sana bunu abin sayılırım. 35 yaşındayım senin. Makarnaya makarna diyorsak New York'da New York'ı. Ben bunu biliyorum. Ama şekil olarak diyorum ki... Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Spagetti. Sen bize top top getirsen, biz ona yani, işte spagetti spagetti şekli öyle uzun olmak zorunda mı diyeceksin? Hayır tabii ki. Bu anlamda söylemedim. Ama Gnocchi ona... Ne demek istediğini ben anlayamadım. Hemen söyleyeceğim. Gnocchi ismi bu şimdi deyince açıkla. Şimdi Gnocchi ismi deyince şekli o anlamına gelmiyor diye söylüyorum. Gnocchi'nin bir sürü salçalısı var, domatesli. Tamam ama şekli sosundan bahsediyorum. Şekil. Ama şekli böyle... İri iri yapan da var bu arada. Var. Bu şekilsiz. Hani, bunda bir şekil yok. Çatal desen gibi yani desen var. Gündüz kesilmiş. Şekil kaygısı yok. Normal hamurları kestim, yuvarlayıp koydum. Bir çatal yani desen gibi desen var. Birisi kısa. Şey, birebir herhalde metreli ölçmedim. Bir saniye bir müsaade edelim. Ben dedim tadı gibi, hamuru böyle mi? Niye ki? Yok ya bir ben daha önce de yedim. Dediğim gibi yok beğenmedim. Patatesle yapılıyor zaten içerisinde. Parmesan tadı da baskın evet. Geliyor. Peynirli olduğu için bu normal ama hamurunu ben beğenmedim. Beğenmedim. Lezzetini beğendiniz mi? Peynirin dediğim gibi parmesanlı peynirli sos. Lezzetini beğendiniz mi? Tadı İçini beğenmedim. Tadını beğenmemiş. Beğenmedim. Ama parmesan tadı alıyorsun. Alıyorum yani sosunu, koyman gerekiyordu koymuşsun. Aynen diye. Sosunun parmesan tadı baskın geliyor, peynir tadı geliyor ama genel olarak lezzetini beğenmedim. Pekala afiyet olsun. Parmesan tadı baskın olarak afiyet geliyor. Afiyet olsun. Recep Bey dün Melike Hanım'a 4 puan verdi. 4 puan bile fazla dedi. Bence fazla değil. Çok takıldılar kızcağızın asık suratına. Yalnız ben onun art niyetli olduğuna inanmıyorum. Yetiştiremediğinden dolayı istemeyerek bir surat düşüklüğü oldu. Açıkça söylemek gerekirse ben adaletli davrandığımı düşünüyorum. Çünkü eksik vardı. Ben servis olayında gecikme yaşadım. Bazı şeylerin tadımını yapamadım. Masada eksiklikler vardı. Melike Hanım için 4 puan iyiydi. Ne eksik ne fazla verdiğini düşünüyorum. Bence ben 6 puan hak ediyordum. Olmamış şeyler vardı elbette. Ben de bunu söyledim ama yorumlarında zaten olmamış şeyi söyleyemediler. Roka'ya ıspanak dediler. Yani ben Roka'ya nasıl bir işlem yapabilirim ki ıspanak yapmak için? Çok gereksiz, manasız yorum yapmak için yorum yaptılar. Ben 4'ü asla hak etmedim, 6'yı da hak ettim. Recep Bey'in masasından da çok daha iyiydi. Yani bu bir nevi hamur işi değil mi? Evet. Hamur işlerinde hamurun kıvamı tutulduğu zaman, yani olduğu zaman şekil verebiliriz. Yani bunun ölçüsü, bazen şey tabii yani bunun yani hamurunun kıvamı ölçüde tam olsaydı kıvam da iyi olduğu için şekil de güzel olacaktı. Evet. Şu an şekil yok. Tamam tat lezzet. Tadı güzel. Teşekkür ederim afiyet olsun. Ben de beğendim zaten ederim. Çoğunluğunu yedim. Temizlik yine tabakların köşesindeki sıkıntı hariç. Lezzet olarak, peynir oranı olarak bence gayet yerinde. Daha önce yemedim. Bu şekilde mi oluyor bilmiyorum. Olmuyor. Afiyet olsun. Yani, olmuyor. Bu şekilde olmuyor. Tadı da böyle oluyor. Peynir tadı baskın oldu. Ben de sadece peynir tadı var. Evet. Sen de beğenmedim. Hiç beğenmedim. Yok ki şeyi performansı göremedim kusura bakma. Sosunu da ben beğenemedim. Böyle kesilmiş yoğurt tadı var. Evet aynen öyle Zuhal Hanım. Evet. Kesilmiş gibi krema. Ne koydun sosa ekstra aslında kremanın dışında? Tereyağı koydum, tamam. Krema koydum, parmesan koydum. Allah Allah. Karıştırdım aslında. Sanki yoğurt gibi geldi. Yok, evet. Yoğurt kullanmadım. Çok kullanmadım. Kullanılmaz zaten de. Acaba dedim mantığına gittin de ben de böyle türlü soru yoğurt. İlk bana yoğurt tadı geldi, krema da değil. Böyle çok garip bir tadı ekşimiş, var. Garip evet, bir tat geldi bana. Sanki böyle ekşimiş gibi bir tadı. Sizin beğenmenize şaşırdım. Ben olabilir. De hiç hani yemediğiniz için belki sizin hoşuma gitti. Ben peyniri biraz sevdiğim peynir için belki hoşuma gitti. Peynir güzel, parmesan tamam ama baskın ne kıvamı, ne hamuru, ne tadı, ne şekli böyle olmaz mı? Ben hatta severim, yerim de. Bizim Karadeniz'de Zuhal Hanım şey var, süt kesildiğinde bu şekilde ha. Oluyor. Ya onun kesilmiş gibi. Böyle bir şey. Aynen. Krema kesildi desem zannetmiyorum. Melike'nin bugün çenesi açıldı. Şimdi okuduğum okulda öğrendim demeye başladı. Keşke öğrendiklerini dün masana da koysaydın da ben seni o zaman dikkate alsaydım. Aa, teşekkür ederim. Senin fikirlerinden yararlanıyorum diyebilsin. Maalesef Melike, senin okuduğuna dahi inanmıyorum. Bu işi yaptığına dahi inanmıyorum. Ben senden daha iyi aşçıyım, emin ol buna. Tuğçe Hanım nasıl beğendiniz ve Melike Hanım size soruyorum. Neyi beğendiniz? Yani ha, pardon çok özür dilerim. Benim nasıl? Ağzımdan siz sorumlu değilsiniz yani. Benim bu kesilmiş yani Tuğçe Hanım bakar ya mısın? Ya kesilmiş olabilir ama ben beğendim tadı yani. Tadı yok. Miyim? Damak tadıma da yorum yapacak değilsiniz herhalde. Yani ben beğendim. Sonuçta siz beğenmemiş bence olabilirsiniz. Bence sizin damak zevkiniz yok. Ya yani ben dünden yok. Sonra sizin bu söylediklerinize çok katılmıyorum açıkçası. Hiçbir şey beğenmediniz, beğenmediniz. En sonunda tatlıyı beğendiniz. Ama tatlı çok güzeldi. Sadece görüntüsü
Güzel değildi. Ya görüntüsü güzel olmayabilir ama bana şu an bu soruyu yöneltemezsiniz yani. Bu benim damak tadımın anlam veremedim sonuçta. Tuğçe Hanım, şuna bakar mısın? Ben daha önce yemedim. Ben peynir tadım. Baskın olmasından dolayı hoşuma gitti. Peynir tadını sevdin. Peynir tadını, parmesan tadını sevdim bu arada. Arda'nın Yurdagil Hanım, başkasının ağza niye karışıyorsunuz siz? O beğenmiş yani. Bir şey soracağım. Bunu beğenen biri bize nasıl yemek yapacak? Ben çok merak ediyorum. Geldiğinizde görürsünüz. Geldiğinizde daha iyilerini yersiniz. Ben de sizden hiç beklemiyorum. Ve yarın göreceğiz. Çamaşır suyunun içinde artık bir yemek yeriz herhalde sizden. Göreceksiniz. Göreceğiz yani. Temizlik yapmaktan nasıl yetiştireceksiniz bilmiyorum. Burası bir yarışma. Sonuçta biz lezzet olarak hoşumuza gitti. Bunu söyledik. Yani Tuğçe Hanım da söylemesi normal. Bence karşıdaki yarışmacının tepki vermesi yanlış diye düşünüyorum. Yurdagül Hanım aşırı derecede bir tepki verdi. Daha önce yemediğini söylüyor. Ben de yemedim fakat bu şekilde benim damak tadıma müdahale etmesi hiç hoşuma gitmedi. Onu ilgilendiren bir durum yoktu. Sonuçta ben beğendim mi? Beğendim. Şaşırdım çünkü hiç böyle yenecek bir şey değildi. Ne tadı vardı, ne tuzu vardı. Hiç bana göre değildi. Ben beğenmedim. Ama Tuğçe'nin de beğenmesine şaşırdım açıkçası. Tuğçe'nin gnocchi hiç hayatında yemediği için, nasıl bir tadı olduğunu bilmediği için beğenmesine çok şaşırmadım. Ama yani onu gnocchi olarak da değerlendirmeseniz beğenilecek bir tadı yoktu. Yani sizin bu yaptığınızdan sonra... Maskeyle gireceğim ben. Herhalde çamaşır suyunda. Hayır, sizin randevunuz vardı. Çarşamba yarın. Ahmet'ciğim çok teşekkür ederim. Doğru ya. Tabii canım. Bu kadar oynanmaz ya. Gerçekten Yurdagil Hanım. Ya rengi belli değil ya. Kadın oynuyor mu, oynamıyor mu? Vallahi billahi ben anlayamadım yani gerçekten. Şu tabakları alayım geleyim. Peynir sosu gnocchi'yi daha önce yemedim. Parmesan peynirini çok sevdiğim için hamurun kıvamı da bana güzel geldi. Peynirini de beğendim. Bir haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Daha şık olabilirdi, daha farklı olabilirdi. Çok basitli. Bir televizyon programı da olmaması gereken bir sunumdu. Gözümü doyurabilirdi. Peynir sosu gnocchi asla almamıştı. Gnocchi bana savunuyor. Diyor ki işte şeklinden dolayı eleştirdim. Şeklinin değil isminin bu olduğunu söylüyor. Ben de biliyorum. Zaten İtalyan mutfakta çalışıyorum. Gnocchi yani Zuhal Hanım da çok güzel bir örnek verdi. Spagetti ya nasıl spagetti dediğimizde uzun bir makarna bekliyorsak gnocchi'ye de aynı şekil aynı şeyi bekliyoruz. Ya işte insan, ben de bir insanım. Benim de bazı şeylerim, işlerim olabiliyor. Hiç kabul etmiyorum Zuhal Hanım, bekliyorum. Ama çok sevdiğim yakın bir arkadaşım gelecek. Beni aratmaz. Yok, ben sizi izliyorum. Tatlı dilli güler yüzlü. Yok, ben sizinle yarışmak yani, istiyorum. Ay canım benim işte kısmet. Ayda da bir olur, o da sana denk gelecek. Yok, siz halledersiniz. Zuhal Hanım, ben yarın Yurdagül Hanım'ın yaptığı bir kendi çatal bıçağın tabağımla gelmek istiyorum. Kesinlikle madem öyle her şeyi çamaşır suyunda... Hayır, ben de kabul etmiyorum ama benim hassas nokta. Neyi kabul etmiyorsunuz? Bunu her şeyi kabul ediyoruz. Yapabilirsiniz, yapabilirsiniz diyorum. Ama benim sağlık problemlerim var, ben takıntılıyım. Ben de takıntılıyım o halde. Ben de çamaşır suyun değdiği bir tabaktan yemek yemek istemiyorum. Bizi korkuttun. Yani ben de korkuyorum şu an. Kendinize yıkamayın. Özellikle yıkamayın yani. Sadece kendiminkini yapıyorum. Sizinkini yapmıyorum. Bizimkileri bir şey söyleyeceğim. Yapmayacağım. Bizimkiler öyle çamaşır. Bana bak yürümüş. Ama ya akşamdan yıkarsan, çamaşır suyuna basarsan ne görelim biz seni? Evine birini yollayalım görevli. Evet, evet. Siz de yatıya kalabilir mi kız arkadaşlardan biri? Tabii. Ay gerçekten var ya, Tuğçe'ye ne oluyor? Hepsi bugün hepsi değişik değil mi sizce ya? Herkes yani garip ya. Herkes değişmiş. Ne oldu? Beni mi beklediniz arkadaş? O kadar üzülüyorum ki yani yaptıkları şeye. Gerçekten bilmiyorum ne diyeceğimi şaşırdım. Ben de yani kendi tabağımı, çanağımı, bütün her şeyimi giyip geleceğim ben. Maskemi, boneme kadar. Bakalım nasıl oluyor bunu anlasın. Recep Bey, ben geleceğim diye bütün tencere tabaklarını çamaşır suyuyla yıkamış. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Ama aynı şekilde yine kendi malzemelerimi getirip ekstra onun ürünlerini de yıkayıp kullandım. Kesinlikle Yurdagül Hanım öyle istiyor diye bütün tencereleri, tabakları çamaşır suyuyla yıkayamam. Çamaşır suyu durulanmayacak bir malzeme diye düşünüyorum. O yüzden yerse yiyecek, yemek zorunda yani. Tatmak zorunda en kötü ihtimal. Ya Yurdagül Hanım'ın yaptığına iki gündür anlam veremiyorum. Bugün biraz daha Recep Bey Allah'tan ters tepki verdi. Biraz daha sanırım kendini geri çekecektir diye düşünüyorum. Kendi günümde umarım bununla karşılaşmam. Tenceremi, tabağımı çamaşır suyuyla yıkadım diyerek Yurdagül Hanım eğer ki ona tabaklarını yıkamasaydı bu bana haksızlık olurdu. O yüzden ben buna karşı gelirdim ama yine mutfağa girdi. Bizim geçen haftaki Furkan gibi gizli hazine.
Ben mutfakta değilim, ben işletmesindeyim, şuyun da buyun da diyorsun. Ben senden iyi bir performans göreceğimizi Zuhal düşünüyorum. Zuhal Hanım, ben iyi bir yiyiciyim yani. İyi bir yiyicisin. İyi bir yiyici, iyi yemek yapar. Ben de. Kesinlikle. O zaman siz de iyi yemek yapıyorsunuz. Yaptığım zaman yapıyorum. Vakit bulursam güzel yaparım. Ama iyi bir yiyiciyimdir. Evet. Ama bence sen güzel yemek sadece yiyicilikten dolayı değil, bence bulaşmıştır, el almışsındır. Biraz memleketten dolayı, işten memleketten, dolayı değil. Kilisli, memleketten, kilisli değil mi? Ben de sizden çok büyük şeyler bekliyorum. Şimdi, niye? Büyük. Ya Ahmet Bey, bilmiyorum, gizli hazine gibi. Bana da öyle, saklıyor. Beklen, bizim yarışmacı yapıyor bazen bunu. Hani şimdi beklenti yüksek olmasın, yapamazsa o kadar attınız tuttunuz falan demeyelim diye. Hiçbir şey söylemiyor, sessiz sessiz. Kendi günlerinde mi patlatıyorlar bombayı? Enfes yemekler. Şimdi, ya güzel yap da nasıl yaparsan. Zuhal Hanım, şimdi bizim Gaziantep Kilis yöresinin şivesi yiyicik, gelicik derler. Gelicik, gelicik. Bir, aynen, bir fıkra var. Şöyle anlatırlar müsaadeniz olursa. Şimdi sabah kadın şey yaparmış, kocasına kahvaltıyı hazırlarmış. Tabii adam daha sabah kahvaltı yiyor. E hanım akşam ne yiyecek? Akşamı sorarmış sabahtan. Akşam olurmuş, akşam yemeğini yiyor. E hanım sabah ne yiyecek? Yani biz yiyecek. Biz yiyecek. Sürekli biz yiyecek. Evet. Bu arada bir şey gelsin de yiyecek. Evet. Yiyecek ya, ama ne yiyecek? Kaç dakika oldu orada? Bir sohbet, fıkralar, güzellemeler falan. Bir tane daha mı anlatsam acaba? Ahmet Bey bir anda fıkra anlatacağım dedi. Fıkra anlattı. Kendi anlattı, kendi güldü. Biz de anlam veremedik. Biraz daha ısrar etseydik ikinciyi de anlatacaktı. Masada kendi kendine bir yorumlar yapmaya çalıştı anlamsızca. Açıkçası çok da ciddiye almadım. Fıkra anlatması çok saçmaydı. Hiç anlamadım da gülmedim de. İlgimi bile çekmedi masada. Var mıydı, anlattım anlatmadım onu da fark etmedim bile. Domatesli, balsamico, roka salatamı koyuyorum. Biz içecek almadık. İki gündür mü? Evet, iki gündür. Melike Hanım da yoktu zaten. Sordu ama sanki. Yoktu. Sonra su verdi. Hatta su içecek yoktu. Ha, başta gelemedi bir şeyler. Aslında yani çorbadan sonra artık bir içecek sorulabilir. Havalar sıcak. Bir, ikincisi ara yemeklerde. Yani ister istemez bir şey gidebilir yani. Hadi çorbayla herkes su içiyor genelde de sorulması lazım, haklısın. Bu da önemli bir şey, içecek servisi. İki gündür böyle gidiyor. Dün Melike Hanım sormuştu. Aynen, yani ben sordum. Ama içecek yoktu, soğuk içecek zaten yoktu. Zaten ben içmeyeceğim dedin, şimdi de içecek soruyorsun zaten. Ama olsun, ama siz bana sormadınız soğuk içecek var mı diye sordunuz mu? Ortalıkta göremeyince sormaya gerek duymadım, yok diye düşündüm. Soğuk su nasıl istediyseniz soğuk içecek de isteyebilirdiniz. Ama senin masaya getirmen gerekiyordu. İçecek ne vereyim? Kola veya sarı içecek. Su, tamam. Portakal suyu, kola. Şöyle vereyim, portakal. Hemen. Bir de çatal bıçak. İşte hemen getiriyorum. İkinci servis burada. İkinci servis dediğiniz gibi. Çift servis demin dedi ki kaynadı orada da mecbur muyum? Evet. Evet. Çift servis açılmalı. Evimizde açmıyor muyuz? Hadi evimizde açmıyoruz ama yemek yarışması, evet. Çift servis. Şimdi sen gideceksin, bıçak var mı bıçağın fazladan? Var. Takım olması şart değil. Yani, ya da yıkayacaksın. Zuhal Hanım, roka salatasını ayrı bir tabak da alsaydık keşke. Yani et sosuna bulanmasaydı da salatanın sosunu alabilseydik. Aynen, salatanın sosunu alabilseydik. Kebap, Recep Bey gibi. Bu salatayı niçin ayrı bir tabakta sunmadın? Böyle tercih ettim ben. Problem mi oldu yani? Yani tabii ki de problem, çünkü et suyuyla salata harmanlandı şu anda yani. Aynen öyle. Sosunu daha şimdi koydum bu arada. Ya bu fark etmiyor şu anda, et suyu da buraya baktı. Ya bahane bulmak için bir şey bahane bulmayın. Bu bahane değil yani. Ben hiçbir yerde yemek yediğimde bu şey... Aynı yere gitmiyor mu? Bu kadar büyütecek bir şey değil Tuğçe Hanım. Şimdi yani bence bu da bir problem yani. Bence değil. Servislerin olup olmamasını yargılamıyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama yani bu masayı bir protokol masası olarak görmesi lazım yarışmacıların. Ben çok ciddiye aldım yani, düşünmüyorum. Yoksa temin ediyorsunuz siz bunu. Çatal, bıçak, enteresan. Tabak ne isterseniz. Yani bir şeyim yok diyeyim, biz hemen bulalım. Yani var zaten. Yani yarışmacılarımız her şekilde destek oluyoruz. Bu yemek malzemeleri de olur. Markette bulamazsınız. Getirtiriz, buldururuz. Şimdi taktılar bunu. Niye aynı şeye koydun? Niye salatayı oraya koydun? Yani Recep Bey serviste çatalı verdiniz. Herhalde etin diğer kısmını ben elimle keseceğim. Getiriyorum bıçağınızı. Recep Bey, bana bıçak lazım değil de bayanlar nazik, bıçak getirsen buraya. Getiriyorum hemen. Teşekkür ederim anlayışınız için. Bayanlar nazik değil, bu bir et yemeği ve ana yemek, bıçaksız olmaz. Bir idare edeyim. Ben hem bıçak hem çatal da size daha lazım. Bu nasıl bir mantı? Böyle bir sertlikte olur mu? Hamur olmamış. Hepsi aynı yere gidecek. O zaman böyle düşünüyordu. Neden bu yarışmaya geldi? Neden televizyonlara çıktı? Neden böyle bir yemek programında? O zaman Recep Bey'e buradan söylüyorum. Keşke hiç zahmet etmeseydi, tatlısını, ara sıcağını, çorbasını bir tabağa koyup
ortaya koysaydı meyve tabağı gibi. Buyurun Tuğçe Hanım, çok sabırsız andınız. Buyurun. Yani bir zahmet, et yiyoruz. Size vereyim mi? Size getireyim. Yani bıçak yerine testere getirseydiniz keşke yani. Ne demek o? Yani şuraya bakar mısınız? Yani, bunu, yani bıçağı beğenmiş. Yani burada yüzlüyor yani, kesemiyorum şu an. Beğenmemiş olabilirsin. Bu ya, tavrınız nedir? Hoş değil tavrınız bu arada. Yani ne bekliyorsunuz? Yani, yani böyle yani, bir ev. Nimete bunu yapmak bu nedir? Kesiliyor. Nimet ne varmış? Olarak görmeyin Recep. Nimet olarak görmeyin şu anda. Yani nimete saygı sonsuz. Ne demek ya? Bu yani, yorum hoş olarak. Değil yani. Hiç, ama hoş ama bu, ben size eleştirmeyeceksem. Beni bunu yapamazsınız. Bunu ne testere getirseydim. Bu ne diye? Hayır size gösteriyor. Yani çatalım için burada hiç. Aynısını yapabilirsiniz tabii ki de. Böyle aynısını bir hamur yapacağım. Görürseniz gerçekten yapın. Hatta yemeğimin tadına da bakmayın. Eğer böyle güzel. Bir hamurla karşılaşırsanız. Gayet güzel. Ben yedim yorum yapabilir miyim zaten? Yani. Ya. Şimdi şey hamur bir kere asla olmamış. Çok sert bunu tamam. Sen bu yemeği biliyor musun? Evet ya bu diğer adıyla Çin mantısı diye geçiyor. Genelde kıymalı vesaire yapılır ama bunun içi boş. Belki yanında et var diye yaptınız ama ona göre belirseydiniz muhtemelen. Keşke. Yani. Ama yani asla hamur olmamış. Etiniz pişmiş evet ama ben evet. Salatadan da yani soslu bir salata gibi değil. Yani sanki ne diyeyim size üzerine bir balzamik geçirmişsiniz evet ama yani bir tat yok. Tamam, salatanın adını biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Balsamico. Tamam biliyorum zaten o yüzden dedim. Tamam balsamik mısın zaten tadını? Önemli olan tadı almışsınız. Geçir- Hayır ama yani salata tadı yok. Şu an konuşmak için konuşuyorsunuz ya. Sizle çok gülüyorum gerçekten. Yani sadece balsamik yani, atmışsınız. Tamam okey, hamur olmadı. Eti piştiniz. Yani eti pişmiş mi? Okay, eti, bakın söylüyorum, okay. Etiniz pişmiş, hamurunuz pişmemiş. Balsamik tadı geliyor ama sadece basitliğinden bahsediyorum. Balsamik atmışsınız. Roka bu kadar. Yani balsamik hani adı bir... Adı balsamik o. Balsamik zaten. Yani anlatamıyorum galiba. Yani daha tadını beğenmedim. Servisi aynen. Ben bunu öngörmüşüm. Bir kere tabakta da yan yana, yan yana asla. Benim salatam da gayet güzeldi. İçerisi zengindi. Pesto sosu vardı. İçeri gayet zengindi. Ben beğenmedim. Ayrıca salata da böyle yan yana asla güzel bir sunum değil. Tamam olabilir. Ben böyle tercih etmişim. Siz öyle tercih etmezsiniz. Ama tercih meselesi değil. Domateslerin yarısını kesmemeyi tercih ettiniz. Tabağınız mı yok? Salata tabağınız mı yok? Bir şey vermek istedim. Yani. Ben öyle karar verdim. Sizin salata tabağınız mı yok? İçeceklerimize geçelim. Salata tabakları mı yok? Hayır var. Burada hatta. Keşke öyle tercih etseydiniz. Buz olsun diye beklemeyin. Bakın burada. Fazlasıyla bekledik zaten. Allah aşkına her şeyim var. Niye koymadın? Salata onda mı tersedildi? Koymadım aslında, koyacaktım. Hızlı olsun, bekletmemek için koydum. Salata onda mı tersedildi? Aynen, içtimem diye, sizi bekletmeyeyim diye hızlı yan yana koymayı tercih ettim. Sonuçta aynı yere gitmedim yerken gitti. Buna ya böyle bir mantık yok. Bunu sonra buraya gelemezsin. Ya böyle bir mantık aynı yere gidiyor diye her şeyi karıştırıp yiyelim o zaman. Burada her şeyi kurulmuşsunuz bugün yani. Hayır kurulmadım, olanı söylüyorum. Niye eleştiriyor açık değilsiniz? Suyunuzu getiriyorum, ben biraz su için bir sakinleyelim. Bence de artık bir içecek de alalım ya. Ana yemeği bitiriyoruz, içecek gelmedi. Şimdi böyle bir mantık yok ki. Yok. Ben kendi evimde bile aha böyle bir tabak çıkarmam. Aynen öyle. Ya bu olmaz ki böyle bir sunum Recep. Yani argümanların da saçma, bekletmemek için. Orada salata tabağın var. Yani bu yemek yarışması sen yakıştırdın mı kendine bu servis Allah aşkına? Acil olsun. Neyi aciliyeti arkadaşım? Olur mu 5 dakika olmuş ki biz 10 dakika veriyoruz. Hangi bir yarışmacı hani böyle bir şeyle mantıklı hareket etti hatırlamıyorum. Acil ve, olsun diye nasıl midemize gider diyorsun. Hangisi? Acele olsun diye mi? Nasıl midemize gideceğim? Boş ver diyorsun. Demin de aynı şeyi söyledin. Hamur hamurdur, noki nokidir. Olmaz ki böyle bir yaklaşım. Yani böyle olur mu ya? Ben evimde kusura bakma ama ben böyle vermem aileme tabağı. Tek başıma ama yiyorsam ben. Ben burada hiçbir şekilde özendiğini, ciddiye aldığını, şey yaptığını düşünmüyorum yani. Neden onu da anlamıyorum. Ben... Ya enerji falan çok güzel. Teşekkür ederim. Evet eyvallah. Menünü de beğendim. Ama yani deminki şeyin de açıklaman da hoşuma ben... gitmedi. Zuhal Hanım. Nasıl mideye gidiyor şeklinde ama bakıyorsunuz. Ama onlar o kadar çok şeye takılmışlar. Ha sen onlara mı tabii tavrın? Evet yani tavrım onlara yani, tabii ki. Yani bunu savunan sadece... Size böyle tavrım olabilir hayır, mi? Hayır bize değil ama şimdi genel olarak, olarak, şey olarak değil. Bize demiyorum zaten. Yani yarışmada yani bunu söylemesinler mi? Şu görüntüyü değerlendirmesinler mi? Tabii ki değerlendirsin ama her şeye o kadar kurulmuş gelmişler ki beni dünden... Melika'nın dünden yok. Kalma olduğu tabii için geldi. Yani ama bunun yarın da var, öteki günün de tabii var. Tabii herkes, tabii herkes hata şey var. Kurulma değil gerçekten. Recep Bey. Bir şey söyleyeyim, çok özür dilerim. Yok, çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. O kadar mutfakta, o kadar panik olduk Melika'nın da yaşadığı. Evet. İster istemez tabii, ağladım tabii ben bir ara, pes etme kararı verdim. Aa. Evet ağladım ben, Gürdüz ağladı mı? Beni motive etti, bana sarıldı sağ olsun, devam. Bıraktım ben, dedim yapmıyorum dedim. Dedi sakın dedi, yıkılma dedi, devam et yıkılma, dedi. Yıkılma tabii, ben, niye bırakacaksın? Yani biraz yıkılmış gibi Recep Bey. Nasıl? Biraz yıkılmış gibi yani. Yani tabağınızın ya. Bu şekilde olmasının açıklaması bu mu?
Yani, açıklaması da genel bahsediyorum. Stres genel olabilir. Genel bahsediyorsunuz da bu bir benim için açıklama değil açıkçası. Tamam yani. Sizi ben ikna etmek için burada taklatamam. Ona göre değerlendirsin. Ne yapabilirsin? Sadece gerçekten Recep Bey diyelim. Aynen öyle. Sizin düşünceniz kabul edin. Ben kabul ediyorum zaten. Ondan sonra. Yoksa bir art niyetle söylemiyorum. Ben de art niyetle söylemiyorum tamamen. Dediğim gibi o anda hızı getirmek için de koydum. Belki hata yapmış olabilirim. Okey kusura bakmayın yani. Bu yapabileceğim ya bir şey yok. Hata var. Zaten bunu baştan söylesen tırmanmaz. Yani yok karıştım yok. Yani. Aynı yere gidiyor. Ya şunu deseniz olay bitecek. Okay. Aynı yere gidiyor diye bir savunma olamaz. Ya ben yanlış bir cümle kullanmış olabilirim. Yine de herkesten ama o anlamı kırmızıma özür dilerim. Ben öyle bir insanım yani. Recep Bey'in o çıkışına anlam veremedim. Hepsi aynı yere gidecek ne demekti? Ya güzel bir şekilde kusura bakmayın veya ılımlı bir şekilde karşılasaydı bu şekilde yükselmezdik masadan. Sonunda zaten istediğimizi söyleyince olay kapandı. Recep Bey mutfakta ağlamış. Zorlandığı belli. Pek şaşırmadım. Menüsünden belli oldu yani stres oldu. Kabul edilir bir şey değil. Bunu bize aynı yere gidiyor diye savunmaya çalışıyor. Yani ana yemek tam bir fiyaskoydu. Hiçbir şey güzel değildi ana yemeğin. Evet. Peki Ahmet'te sıra. Yemeği değerlendirelim artık. Evet. Bu özel bir program. Hı hı. Protokol nasıl oluyorsa aynı şekilde olması gerektiği düşünüyorum. Siz yokken söylediniz Recep Bey, ben yine söyleyeyim. Burada Zuhal Hanım olsun, ekibimiz olsun devamlı söylüyorsunuz Zuhal Hanım. Ekipmanınız yoksa ekipmanlarınızı temin edelim diye. Yani ben yokluğa kesin bir şey demiyorum. Bir de benim malzemem eksik. Şimdi yani bakın rica ediyorum. Bakın ben buna takılmıyorum ama bu olmaması gereken tabii bir şey. Tamam benim belki alma gücüm yoksa ne olur? Bakın onu baştan işte, söyledim. Ekipten isteseydim. Yani kesinlikle ay bu yokluğa şey hiçbir şey demiyorum var, Recep var Bey. Var olan bir şey ne isteyeyim ki yani? Ama biri farklı olması mı? Şimdi konu. Recep Bey bizi siz özel bir davetli misafir olarak görmeniz lazım. Ama onu siz çatalsı bıçaksız bırakmamışım. Fark ya o ayrı bir konu. Yemeksiz de bırak. Biz buna takılmak yine de bana yanlış geliyor. Ya takılma değil biz bunlara puan veriyoruz ama Recep Bey. Melike Hanım'ın olsun başka hiçbir zaman ben malzemelere takılmam biliyor musunuz? Ama, gerçekten. Biz, belki derim ki yoktur derim. Yoktur başka yok. Bir şey tabii. Ama yoktur diye bir şey yok. Ben istemem böyle bir şey. Zaten yoktur diye bir şey olsa tamam. Yoktur i̇şte diye bir şey yok. Yoktur diye bir şey yok. Çünkü var diyor ekipten istemem. Var ya. Ben istemem. Üstüne bakıyorum. Tercih etmemiş. Tercih ama gerek yok. Ben tercih etmedim. Ama ben kalkıp işte, ekibe tabii ki istesem canlı başla zaten herkes canlı başla. Zaten buna eminim ben. Bundan hiçbir şüphem yok. Ama ben böyle bir şey istemeye gereği duymadı. Sonra çatal. İşte sen isteme gereği duymadı. O da diyor ki keşke isteseydin de bu şekilde gelmeseydin. Ya, tercih şimdi, meselesi. Ona göre konu sonuçta sonuçta benim yetiştirmişim. Size yine iyi kötü getirmişim. Belki beğenirsiniz beğenmezsiniz. Pes etmemen güzel bir şey. Etmedim. Gerçekten çok da dakikalar. Melike Hanım da yaşadı dün. Bence onun stresini ben mutfağa nerede tam söyledim. Takıldın? Nerede işler ters gitmeye başladı? Cheesecake'de biraz. Ha, cheesecake zor tabii. Evet, kolay çok, tatlı çok değil. Çok zorladı beni ve ufak tefek hatalarım var. Olabilir. Peki olan yemeği, da kabul ediyorum. Yapacak olabilir, bir şey yok. Olabilir. Evet. Servis konusunda bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Bu benim görüşüm. Yani etraftaki ambiyansa yani servislerin uyuması lazım. Bakın yokluk yok diye bir şey yok dedik tamam, değil mi? Tamam. Ben mesela bir kafamda bir soru işareti olduğu zaman arkadaşlar beni kaç kere aradı söyledi. Ben bunu temin edemezsem siz de etmek zorundasınız derim arkadaşlara. Tabii. Madem bunu tabii bana siz söylüyorsunuz. Yani şu konsepte şu servisler de olmaz. Biri spor, biri klasik. Yani bunlara dikkat etmek lazım, söylemek lazım. Şöyle bir şey var. Business casual denen bir şey vardı. Bunu size anlatamam. İşte ben öğretiyorum şu evet, an. Evet, öğretin. Sporla klasiğin karıştırılması demek ki. Ben de size masada bunu yansıtmak istedim. Çünkü benim elimde spor. Bir adapte ettim. Herkesin göz zevki farklıdır. Siz böyle seversiniz. Ya ben bir, böyle sevdim, böyle yaptım. Bir kırda yemek verirsiniz. Her şey yeşilli, dallı, budaklı olsun. Ama siz kırda değiliz, eğlenceli olalım. Benim i̇şte o keşke kırda kırdaki tabaklar. Ben bunu seviyorum, renklerini seviyorum. Bana enerji veriyor. Protokoldaki servis gibi yani. Nasıl anlayamadım? Şimdi kırdaki tabaklar, bu da protokoldaki servis. O zaman siz bana çok güzel böyle klasik bir tabak seti alın geçirin valla kullanacağım size resim şimdi, çekeceğim. Ama atacağım. Bakın baştan öyle da diyoruz. Onu koyacağım. Yok diye bir şey olmadığı için bunu konuşuyoruz Ahmet Bey, Recep Bey. Restoran sahibi miydiniz? Bekçisiyiz zengin efendim. Zengin bir insansınız. Bence yok, siz bana bekçisiyiz. Şey yapın. Yok, bana bir tabak seti hediye edin getirin. Nereden öyle çıktı size şimdi? Böyle çekeceğim. Dün dedi ya bir işletme sahibiyim dediği için söylüyorum. Yok bekçisiyiz bu, efendim. Bu gönlü zengin olsun hiç önemli evet, değil ama. Evet. Allah sağlık versin. Ama bunu, elimde olan bunları yeniden almakla bütçe olarak da uygun görmedim. Şimdi bunları Recep Bey savunma değil. Şimdi ya takıldı diyeceksiniz ama savunma değil. Şöyle bir şey var. Olmayabilir. Evet. Ekipten temin ettiğiniz. O da diyor ki ben de var bunları uygun görüyorum. Evet. O da bunları Ahmet de, o da dediğim için özür dilerim. Ahmet de bunları yarışmaya uygun görmedi. Keşke ekibimizleri kullansaydı diyor. Sen de diyorsun ki benim tercihim. Evet. Böyle bir şey rica ettim. Ona göre not versin. Hanım, yani sırf beni adamcağız kaç kere aramadı yani. Manen ve bedenen ve ruhen
Tam anlamıyla Gürbüz burada destek. Biz gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Alkışlıyorum sizi Berker. Gürbüz olmazsa olmaz. Gerçekten olmazsa olmaz. Evet. Yani sevgiye, şefkate ihtiyacı olanlar da yani şey yapabilir. Sadece her şey yarışma değil. Benim babam yok. Bir derdiniz vardır, bir sıkıntınız vardır. Başınızı omuzuna koyabileceğiniz bir insan. Evet. Gece 4'te arayın, atlar evet, gelir. Özellikle şeysin. Yemek varsa. Benim babam yani yok. Yani elinden ne girirse bir sağlık problemi, bir şey yetişir. Hızır gibidir yani. Böyle bir insan olamaz ya. E şimdi siz bunları söyleyip de bu tabağı getirmez mi Gürbüz? Getirmez mi? Buyur işte. Altın sırmalar saçar. Ahmet Beyciğim. Tamam peki artık bu tabak muhabbeti tamam, tamam, yemek gitti, nasıl tamam, olmuş? Yanlış anlaşılmasın yok, lütfen. Yok, çok özür dilerim. Sen olayı başka yerlere. Çekmedim. Aynen, kesinlikle yok, kesinlikle. Tamam. Hepimiz yerel insanız. Efendim, siz de gördüğünüz gibi olmamış hamuru siz de kabul tamam, ettiniz. Okay. Etlerini yiyorum ama böyle çok üstün bir... Aa, et güzel olmuş ya, şimdi et ya. Güzel olmuş, neye göre? Et tabii ki etin gerçekten, doğasında bakın, da güzellik yani, var. Yani ağza dağılması, bunu mühürledim, şimdi, sonra haşlamaya yani, aldım. Bir sos Recep Bey. Eti yani laf edilmesin ya. Tamam okey, hamuru şey beğenmeyebilirsiniz, salatalığı bir ama... Et pişmemiş bak, diye. Et pişmiş ama tat et yok. Yani bir tat aroma. Yok diyor, tat pişmiş. Yok. Bir pişmiş, aroma. Onda sorun yok. Zaten pişmese olmaz, yemeyiz biz. Salata? Salata da yani burada mı olacaktı ya? Olmasaydın böyle ne oldu, ne yapayım şimdi ama? Oldu, yapacak bir şey yok. Olmuş ölmüşe çare var mı? Yok, Allah sağlık versin. Allah başka dert. Ben yiyin verin gitsin gari. Hep aynı yere gidiyor. Ya açık sözlüyüm. Valla ben kuru fasulye bunu getireceğim oraya. Ekmeği balaktan ye. Ama zorlandım, açık sözlüyüm ben. Bravo, çok doğalsın. Yurda Gül. Beğenmedim. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Neyini beğenmediniz? Çorbayı beğendim dediniz. Çorbayı beğendim. Hayır hayır, şey bu yemekte neyini beğendim? Eti, tadı, tuzunu alamadım. Kaya gibi. Mantısı. Salatalar ölmüş. Ve ölmüş ben... mi? Daha yeni yapıp gittim. Hayır, yani. Ölmüş. Neyse ölmüş onun. Ölmüş. Ve bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. Neden iki tane hem çorbanız domates hem salatanız domates? Niye? Olabilir. Öyle bir kaide mi var? Bence öyle değişik olur. Olabilirdi. Tamam, ben böyle öngörmüşüm. Bu benim menüm. Siz öyle yapmazdınız. Siz de daha içeceği farklı yaparsınız. Daha farklı olabilirdi ve içecek servisi yapmadınız. Yani şimdi... İçecekler yani nerede? Evet. Su istediler ya, sonra su koydum. Biz sarı istedik. Ben su istedim. Adana başına mı getirttireydin ya? Ben seni getirttirdim valla senin için. Peki dur, hazır mısın? Tuğçe'den yorum geliyor. Ha, ya ben yorumumu yapma. Etin pişme oranı güzel ve sadece bununla değerlendirecekse evet, etin pişmiş. Ve benim yani bildiğim... Ana şey ettir zaten. Evet, benim bildiğim yahne de soğan. Koydum aslında bu arada ama kim etin geldiğini bilemiyorum. Evet, erimiş. Bütünlemesine bir görüntü... Bende var. Yok, bende de var ama biraz fazla oluyor Zuhal Hanım yahnide. Fazla, yani arpacık soğanı fazla görmek gerekiyor. Bir tık daha fazla koyabilirim, doğru. Dediğim gibi hamur... Patatesli değil mi? Evet. Yani... Şeyden kalma. Asla olmamış. Demin yedik ya. Domatesli de böyle bir... Abartmayın ya, Ahmet Bey size göreceğiz. Hayır, o da patates. Cuma'yı heyecanla hayır, bekliyorum. Patatesten yapılıyormuş siz hazır ya. Hazır olun. Bu cümleleri ben de onu söyleyeceğim. Eyvah eyvah. Siz hazır olun. Siz var ya, yarından sonra bomba daha bombası geliyor Recep Bey. Biz eyvah. İlk gün yani. Gülleri ne diye dağıttık? Adaletli olacağız. Hani bugün gülünüz nerede? Cuma'ya inşallah. Soldu. Yok, solmaz. Bir şey, herkesin ağzına şey çaldıysa beni eleştirmese bana yüksek puanlarla yemeyiz. Hayır, hayır. Bir başı bir sonu. Evet, bir başında bir sonu da vereceğim. Evet, evet, domatesin bu şekilde görsel olarak sunulması benim hoşuma gitmedi. Bunların olabilir. Kesilmesi gerekiyordu. Olabilir. Bence vakitten kazanmak için. Bir tık tabii. Oluyor ama yani yapmışsınız öyle de, bir geldi. Olsun, bir öyle olsun isterim. Dediğim gibi sunum bu şekilde olmamalıydı. Evet, olmamalıydı ama oldu. Ayrı bir tabakta beklerdi. Ben bir şey sormak istiyorum. Neden dün Melike Hanım'ın üstüne o kadar gittin ben o zaman? Üstüne gittim. Olanı söyledim. Çok açıkladım. Fazla gittim. Biz de olanı söylüyoruz. Biz de olanı söylüyoruz. Ya siz mi söylüyorsunuz? Evet. Kalkıp bağıra bağıra çalışıyor, mutfakta bağıra üstüne giden, siz bunu bana mı savunuyorsunuz? Hayır, ben onu savunuyorum. Siz bana karşı geldiniz. Ben de aynı eleştiri söylüyorum. Siz yapıyorsunuz. Tamam, kabul ediyorum. Ben bir şey söylüyor muyum? Ama siz mesela siz başınız üzerine ben size diyorum misiniz? Mesela bu basit. Yani sadece tamam, roka domates. Saygı ama diyorsun balzamik tadı ama geliyor. Ama ne yapabilirim şu an? Açıklamamı yapıyorum size. Siz soru soruyorsunuz. Bunu kabul ederse etmezse size kalmış bir şey. Eline sağlık. Afiyet olsun. Cheesecake neyliydi Recep? Limonlu cheesecake. Aa bak şimdi cheesecake de bütün bu evet, şu an... eksiği artıya döndürebilirsin. Ana yemeğin içindeki hamur orada herkesin söylediği gibi kendisi de zaten kabul etti. Pişmemişti. Etin servisi göze hitap etmiyordu.
olmamıştı ana yemeği de. Çin mantısı diye geçiyor. Çin mantısının yani içi boş bir hamur yapmış yanında et var diye. Ama çok manasızdı. Keşke onun adını yani süslemek için öyle bir şey koymasaydı. Böyle bir hamur yoktu. Eti pişmişti evet ama etinin lezzeti hiç yoktu. Karma karışıktı. Hele o içinde mantısı kaya gibiydi. Kaya tuzu gibiydi yani taş gibiydi. Kesmeye çalıştım. Soğanların uçları ağzıma geldi. Onları masada çıkartamadığım için yutmak zorunda kaldım. Tam bir fiyaskoydu. Cheesecake'im dondu. Yandım. Valla cheesecake'imi unutmuşum. Cheesecake'im dondu. Yapacak bir şey yok. Yani keseceğiz bir şekilde. İkram edeceğim. Bugün cheesecake'im zaten başına gelmeyen kalmadı. Üstüne bir de... Daha ne diyeyim ya? Hangisini anlatayım? Üzülüyorum da bir yandan. Yarışmayı bırakmak istemiş. Evet. Allah'tan gülmüş, sarılmış, teselli etmiş. Yani belli ki ister... İşte dün de aynı şey oldu sana. İstediğiniz gibi gitmedi ama... Bir yerde de söylemek var, söylemek var. Dese ki dediğin gibi... Aman hepsi aynı yere gidecek, başka bir şey. Evet. Yani acele getirdim, bekletmek istemedim, servis gecikse istemedim vesaire vesaire başka bir şey. Ne biz bir şey falan demek başka bir şey. Neden öyle diyorsunuz demek, bak tavır, üslup evet, o kadar önemli ki. Aynı kelimeyi söyleseniz bile söyleme biçiminizden dolayı farklı yerlere gider. Yani dolayısıyla televizyona çıkıyorsunuz, insanlar, akrabalarınız, eşiniz, evet, dostunuz izleyecek. Kesinlikle. Yani çok agresifleşmenin, saçma sapan açıklamalar yapmanın bir manası yok. Aslında bu cheesecake'i sunmak istemiyorum ama şimdi eksik menü derler diye, az puan verirler diye mecbur sunacağım. Artık olduğu kadar olmadı kader. Yani nasıl olmadı, olmadı söyledi, olmadı dedi, yapamadım dedi yani. Evet, maalesef keşke olsaydı o ayrı da. Yani bir de iddia etmek yok ki böyle olmaz. Öyle değil. Yani dün de aynı şeyi sana söyledim. Arancini hatta siz beğendiniz, ben dedim ki böyle olmaz. Yani şimdi yapılacak bir şey var mı? Yok. Ancak hepsi... Birleşip de benimle baş etmeye çalışıyorlar ama yine edemiyorlar. Bir Recep kadar edemiyorlar maalesef. Bir yerden sonra da devam etmek lazım. Yani tamam yapacak bir şey yoksa o zaman kabullenip ne yapalım? İsterdim ki böyle karşılamayayım, isterdim ki böyle evet, yapmayayım evet, yemekleri aynen. Ama maalesef arkadaşlar kusura bakmayın. İstediğim gibi olmadı, yapamadım, üzüldüm, daha ne oldu, bitti, yani şey oldu falan filan. Yani dün de söyledim, geçtiğimiz haftalarda da yaşadık biz bunu. Yani olmayan şey alıp duvara fırlatmak, agresifleşmek, evet, insanları evet, burada işini yapan insanları demoralize etmek, evet, yormak, üzmek manasız. Kocaman insanlarız hepimiz. Evet, çoluk çocuk değiliz evet, yani. Herkesin bir şeyi bu kadar çıldıracak, abartı reaksiyonlar verecek bir durum da yok. Bir yarışma olur olmadı. Olabilir. Normalde eminim ki sen yani gastronomi öğrencisi sen yani, haydi haydi enfes yapıyorsun. Şey, kesinlikle eminim. Dün konuşmak istemeyen Melike... Gerçekten beni kandırmış, yani bizi kandırmış. Şimdi çenesi açıldı. Gününü atlattı ya işte, bu işler böyle. Ben bunu dediğim gibi satışını da yapıyorum. Birazdan gelecek tabii ki çalıştığı yerde yapıyorum. Gene söylüyorum. Zaten iyi olmasan seni orada çalıştırmazlar. Aynen öyle. Öyle bir yer orası. Teşekkürler. Söyleyeyim ama işte ya, kamerayı da heyecandı falan. Herkes de aksik, siz de yaşayacaksınız. Tabii ki. Her şey artık çağ, satış, prezentasyon, kesinlikle, sunum. Bir şey böyle öyle bir allar pullar öyle bir tabii. Mesela sen de dün enerji hiç düşünmeyecektin. Yani öyle bir ben sana ne dedim? Ne olursa olsun sonuna kadar. Bir şeyin içine girdin mi bari hakkını ver. Recep Bey'in tavırları bence gayet sertti. Tuğçe Hanım bana yöneltti o sıra. İşte benim misafirperversiz olduğumu söyledi. Ben tavırlarımı böyle sert bir şekilde yorumlamadım. Evime gelen misafirlerime evet modum düştüğü için biraz mutsuzdum ama hiç böyle sert bir tavırla karşılık vermedim. Yorumlarda sert ama karşılaması olsun, bize yaklaşım olsun benim için, bana davranışı tabii ki böyle sertti. Eleştiri kaldıramayacak dozdaydı ama ev sahipliği karşılaması, bizi kıyafetinle karşılaması güzeldi. Limon sosunun içinde bir şey... Maydanoz mu var? Şey yanmış. Eyvah eyvah. Recep Bey, buyurun. İçine farklı bir şey mi kattınız sosun? Bu koyuluk nereden? Şöyle, dedi? İşte hafif bir bekleme yanma kısmı olabilir. Ondan dolayı o dediğim ve başına gelmeyen kalmadı bugün tatlımla ilgili. Kucağım açık söylüyorum. Çünkü tatlım normal en iyi yaptığım tatlılardan biriydi. Ama bugün elim kolum bağlandı bu tatlıda. Kendi bıçağımla çatalım alabilir miyim Zuhal Hanım? Yiyemem. Tamam alın buyurun, artık sizlerden baş edemiyorum. Sen artık ev sahibisi gibisin her gittiğin yerde. Evet. Yürüdük, giriyorsun çıkıyorsun. Evet. Tuzlu damle mi yiyoruz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl bulacaksınız? Ya şimdi benim kendi bıçağımla çatalım istiyorum. Yiyemem yoksa yıkayım onları. Ben size yıkayayım. Yok siz yıkamayın, ben kendim yıkayayım. Tamam şu şöyle yıkayın. Kendi bileğim. Evet benim... sizin bu. Hayır şey, benimki. En son sizinkini aldım. Sizi ama... inandıramam, yalan mı söyleyeceğim? Hayır en son ben evden koydum. Hayır benim kendi evimde. Ha öyle mi? Getirdim. Ben benimkini yıkadın zannediyorum hayır, ben. Hayır kendi evim. İşte bunlar. Hangisi? Şu.
Recep Bey. Tamam sakin Recep, olun geliyorum. Yurda yani gel, yurda şeker gül mi katmadınız bu tatlının içine? Daha ne yiyoruz sadece? Şekeri sadece az geldi sadece. Az mı? Şey, hiç yok. Üstündeki yani sosuna hiç kattım yok ama içine katmayı üstündeki işte o telaşı atlamış olabilir. Yok sosuna koydum. İzleyeceksiniz kamerada. Ne sıkıntı var? Ne oldu bunun üstü niye buraya? Şöyle söyleyeyim fazla kaldı Zuhal Hanımcığım. Çünkü önce domatesleri közlediğim için sıcak kaldı ya. Onu hesap edemediğim için koydum ve kurdu. Tatlının talihsizliği bu aslında. Fırın çok riskli. Evet çok riskli geldi. Patladı Recep Bey de patladı. İçime oturmadı yani. Patladı patladı Recep Bey de patladı. Ne oldu anlamadım. Patladı. Niye patlamışım gayet? Ay kalitemi bozduk diye bana be. Pardon biraz daha. Benim yetiştirmişim beğenip beğenmemek size kalmıyor. Çizkekle mi oluyor? Öyle olmuyor izahsı ediyorum. Siz orada başka şeylerle uğraşacaklar mısınız? Yesene güzel. Hayır öyle değil büyük bir parça. Hayır hayır öyle kabul etmiyorum. Peki. Anlamazsın öyle hem tabanını hem şeyini. Ha at bakalım. Tadı tuzu yok. Tamam afiyet olsun. Üstünü nasıl yaptınız çok merak şimdi ediyorum. Fırında fazla kaldı. Sıcaktan biraz yandı. Ondan dolayı görüntü o. Sosundan bahsediyor. Üst sosunu nasıl yaptınız? Hemen söylüyorum. Bir su bardağı su koydum. Biliyorum ben. Nişastayı ekliyorum. Bir tane az zerdeçal koydum. Zerdeçal fazla mı karşı acaba? Biraz nişasta koydum. Daha sonrasında jöle kıvamına gelinceye kadar karıştırdım. Üstü de biraz evet şimdi sevgili seyirciler burayı dinlediyseniz böyle yapmayın siz tamam mı? Böyle yapmayın. Ben de ya Recep Bey gerçekten savunmayın bile savunulacak gerçekten hiç. Savun, ben tarifim savunmuyorum zaten. Tarifi geçirdim. Siz masada mısınız? Masadayım size bakıyorum tamam, gördüm. Tamam. Limonyadayım. Ben söylüyorum. İçinde şeker ne yok diyorum. Evet şeker yok. Söylüyorum. Atlamışım telaştan bir de yandı. Benim bütün moral allak bullak oldu her şey. Her şey cheesecake'den mi patladı? Evet, Recep Bey limon kattınız mı? Limon suyu kullandım. Hiç gelmedi. Eyvah eyvah. Tamam. İşte için böyle yaptım dedim. Yapacak bir şey yok. Hep de yemek tarifi öğrenecek haliniz yok. Birazcık da öğrenmeyin. Yani olmaması gerekenleri de görmeniz lazım. Tatlım talihsizliklerle dolu. Bu talihsiz cake'le ilgili bir şey söylemek isteyen var mı? Ne söylenecek ki? Söylememek ben onu yani. Ne bileyim ben format durumundayım. Söylenecek zaten. Limon cheesecake asla almamıştı. Zaten bunu kendisi de farkındaydı. Şeker hiç katmamış. Üzerine sos demeye bir işaret lazım. Zerdeçalı basmış. Zaten yani tatlı tatlı asla değildi. Recep Bey bir ara bırakma noktasına gelmiş. Onun için gerçekten üzüldüm. Stresli bir süreç yaşamış. Tatlısına yansımış. Yani tatlısı tatlı demeye bin şahit ister. Tuzlu mu yedik, peynir mi yedik, yanık bir şey mi yedik, ne yedik bilmiyorum. Kıvamı güzeldi. Keşke şekerini unutmasaydı. Keşke tatlının azizliğine uğramasaydı diyeyim. Tatlıda şeker yok gibiydi. Üstündeki aroması yanık gibiydi. Keki de olmamıştı. Olmamıştı hiçbir türlü. Sizi biraz terlettik ben peçete. İçecek hala vermedim bize. Sıcak normalde terliyorum. Hala içe. Bırak yarışma bitti ne içeceği. Hadi açık oynamaya geçelim. Hadi yürüyün. En az bana 6-7 vermeleri gerekiyor. Dün Melike'nin masasından sonra bana kalkıp herhalde 4-5 verecek halleri yok. Melike'nin masası daha kabustu. Ama benim masam en azından menümü yetiştirmişim. Eksik hiçbir şey yok. Bırak da 6-7 versinler yani. Evet yeni haftanın ikinci gününde Recep yarıştı. Bakalım sizlerden kaçar puan alacak yemekleri. Buyursunlar yazabilirsiniz. Bakalım. Eksik bir şey yoktu. Masası da tamdı. Onun için 3 ila 10 arasında bir puan kullanacaksınız. Arada gnocchi vardı. Sonrasında dumpling bir et. Yanında roka salatası. Tam da yanındaydı. Ve cheesecake. Hayatımın en güzel cheesecake'i. Yazdı mı herkes? Tamam mıyız? Evet. Değiştirmek isteyen var mı? Emin olmayan puanından az verdim çok verdim diyen. Ben bir değiştireyim. Tabii değiştirebilirsin. Evet. Evet. Tuğçe değiştirdi. Başka? Yok. Yok. Peki. O zaman önce Ahmet'in puanını görerek başlayacağız bugünkü açık oylamaya. Tabii yarışmacıya döneyim. En düşük kaç bekliyorsun Recep? Yani en düşük 6 bekliyorum. Neden? Çünkü masamı güler yüzüm, genel olarak masam tamdı, benim de bir eksiklik yoktu. Bunlar emek vardı, herhalde herkes bunu gözetmişti. Tamam. Çünkü ben de bunlara evet bakacağım. Peki. Evet Ahmet, kaldır ve söyle lütfen puanı yüksek sesle. Benim puanım 5. Kapatabilirsin. Evet. Açıklama istemiyorsun herhalde. Yok, gerek yok. İstemiyorum. Ahmet Bey zaten altında olduğun açıklamalar yaptı. Yani şey olarak kendini güzel ifade etti. Okey, saygı duyuyorum. Peki. Okay. Çünkü peki puanlama bu. Ya, vicdanlarını bırakıyorum Zuhal Hanımcığım. Yani gördüler. Evet. Herkesin bir emeği var. Evet. Bakın Tuğçe değişikliğe gitmişti. Kaçken kaç yapmıştı. Evet, Tuğçe'ninkini merak ediyorum. Ben de. Merak ediyorum.
Evet Tuğçe, kaldır ve söyle lütfen. Ben Recep Bey'e 5'ten 6. Çok teşekkür ederim. 5 vermiştim, yemeklerinize 5 verdim. Kapatabilirsin. 1 puanı da... Melike'den daha mı iyiydi burası? En azından güler yüzüydü. Teşekkür ederim. Güler yüzüne verdim 1 puanı da. Ama orada Melike, bir art niyet yoktu. Ama eksiklikler vardı. Ben tabağımda tam servis ama burada neyi beğendin tam olarak? Hangi yemeği beğendin? Yani yemeklerin lezzeti, salatası, dozu, yani ayarı güzeldi. Yani kıvamı... Sosu vesaire. Eti güzel pişmişti. Tabii genel bakmak lazım sonuç itibariyle. Yani tabağın yanında olması evet doğru değildi. Ama etin pişme oranı bence güzeldi. Çorba beğendim. İçin de olumsuz yorum yapmadı. Çorba için olumsuz yorum yapmadı. Tuzunu beğendim. Evet. Sadece pesto sosunu hazır kullanmanız benim için eksiydi. Teşekkür bu bir puan da güler yüzünüze verdim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Melike güler yüzü değildi. Değildi, onu aa, zaten söyledim. O zaten değildi. Zaten söyledim, hiç değildi. Verdiği cevaplar ne diyor ya? Yani ben sıkılacak bir şey söyledim mi? Ya da saygısızlık yapacak bir şey mi? Kıracak bir şey değil ama sonuçta bir güler yüz gösterebilirdiniz. Kapıda bile bizi güler yüzle karşılamadınız Melike Hanım. Hayır, ya bakın diyorum size, kıyafetimi giyinemedim. Yurda Gülhan Hanım falan. Demiyoruz yani vaktiniz yetmiyor olabilir düşürdü. Ama hislerimi, en azından bir hislerimi size hissettirdiğim için katılmıyorum. Ben size adaletli bir puan verdim. Senin burada hissiyat olarak söylüyorum. Seyirci de bana katılacaktır diye düşünüyorum. Aranızdaki tartışmanın seni rahatsız ettiğini, bu tavrından memnun olmadığını ben anladım. Çünkü tabii, şey... Tabii yani tartışma esasında evet. Güler... Şimdi diyorsun ya, güler yüzüne diyorsun ya, yani baştaki kapıdaki gülümsemesine bir puan yani mı geldi? Yani burada bizi karşılamasına diyeyim en azından. Tamam, onu da peki. Görememiştik. Eyvallah. Ben puanımam da. Mesela o genel şey bir puan alabiliyorum. Herkes bol bol gülsün kapıda karşılarken. Evet. Ama peki. Olması gerekiyor. Tabii tabii önemli. Keşke dün de sen gülseymişsin kapıda. Evet bakalım Yurdagül'den kaç puan geliyor? 4'e gücüm. Şimdi kaldırıp söyleyebilirsin puanını. Benim puanım 7. Aa! Neye? Karşılamasına, masasına. Sen ne yaptın? Takla mı attın, şıpagat mı açtın? Abi şu an şokum. Evet. Ben de şokum. Recep Bey de adil. Yani Recep bu Bey adil olmadı. Yani kendisi de adil. Yani olabilir. Ben 6 bekliyorum sizden. Yalan değil. Kendi gününüzü. Ben hep kendimi anlamıyorum. En azından yiyebildim. Seninkini hiç yemedim. Bir kez zorlarım. Nasıl yiyebildim? Recep'in kafasını assaydım yarılacak. Yok siz sağ olun. Ama bakın o etten bahsediyorsunuz. Sadece etten bahsediyorsunuz. Sen hangi yemeği beğendin de 7 verdin? Çorbasını çok beğendim. Başka? Tadı tuzu yok dedi. Sadece masasına Zühal Hanım. Masasını. Çorbasına ve güler masasında yüzüne. Masasında eksik olduğunuz servisleri. Hayır servis. Bıçak, ben içecek hala vermedin evet. Diye açık oylamaya geçiyorduk. Bardık. Ama masası bakın, çok güzel. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey beğenmeyip de 7 puan verirsem ben bunu bir tek sen kendi gününe yatırım yapıyorsun diye aldım. Olmaz yani. Kesinlikle. Yani eksik kesinlikle. Verilen puan da fazla verilen puan da aynı kapıya çıkar. Adilane bir puanlama olmaz mı? Masada ekmek vardı. Hiçbir şey beğenmediğiniz masada dalga geçer gibi yedi mi ya? Eksikleri yoktu Zühal Hanım. O zaman senin bir iki tane yani yemek beğendiğin arkadaşlara 8-9 vermen lazım. Günde hiç beğenmedi. Hakkaniyetten ve evet, dürüstlükten. Kesinlikle. Düne niye o zaman öyle bir puan verdin? Onun ekmeği yoktu, düzen yoktu. Ekmeği mi yoktu? Yani bu ne saçma bir açıklama. Servisi yoktu Melika Hanım. Nasıl servisi? Hayır, yani hiç çift servisinde vardı bardakları. Masam gayet ay, hiç masam bir şey beğenmediniz yani. Yurda masam gayet çıktı. Daha beğenmediniz. En azından adam bizi önlükle karşılamadı yani. Ben yok, ben asla. Yani beğenmedim. Hayır, benim evime Zuhal Hanım gelecek. Sizler yani. Geleceksiniz. Önlükle mi karşılaştınız? Önlük de var. Saygıdır yani. Saygıdan dolayı değil ama. Hayır. Bu benim elimde olan bir şey değil. Ben de giymek isterdim ama dediğim gibi izin aldım ama Yurda Gül Hanım yüzünden giyinemedim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen o zaman düne haksızlık etmiş oluyorsun. Hadi Tuğçe'de eksik kaldı yemeği. Sosunu yiyemedi diyelim. Kırdı oradan. Şimdi sen dün daha çok şey beğendin. Bugün hiçbir şey neredeyse beğenmedin. Yedi. Yani olmaz. O zaman diğer... Ha, tamam ver. On da verebilirsin. Tabii yani. O zaman diğer yarışmacılara da ben beklerim senden yüksek puan ve senden. O zaman yemekleri güzel olan, beğendiğimiz ortak görüş olarak olumlu bir masa yoktu. Masa yoktu. Haksızlık olmasın. Ben kimsenin beğendim. Hakkını yemek istemem. İnşallah. Yani Melike Hanım için de gerçekten... Ben anlamadım. Bu yorumları, bu şeyi... Yedilik değildi, kusura bakma sen de şaşırdın zaten. Asla yedilik değil. Altı bekliyordum da ama yediye şaşırdım. Ben de yok. Şaşırdı adam. Peki son olarak Melike'den bir puan gelecek. Evet Melike, senin de puanını öğrenelim son olarak. Şöyle. Zaten beğendiğimi söyledim, beğendiğimi söyledim. Yüksek sesle söyleyeyim. Çorbayı beğendiğimi söyledim. Yok yani, puanınızı yüksek sesle bir dahakine. 5, tamam. Masa düzeni zaten olmadığını söyledim. Yani çorbayı beğendim,
emeğiniz var. 5 puan. Teşekkürler. Peki. Eline emeğine sağlık. Yarın yurda güldeyiz. Evet. Çok merak ediyorum gerçekten de. Artık inşallah gelirim. Bakalım Zuhal Topal yarın olacak mı olmayacak mı? İyi akşamlar efendim.